Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 90 dakika iki devre halinde birlikte olacağız ve 3 başlığı önce sizlerle paylaşacağım. Ardından sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Fransa alev alev şeklinde Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde 3 kişinin öldürülmesinin ardından meseleyi önce Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışanlar oldu. Sonrasında Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok kentinde eylemler sergilenmeye başlandı. Ortalık karıştı ama ona rağmen Fransa yönetimi, Paris yönetimi bu terör yandaşı gruplara karşı hoşgörülü bir yaklaşım içerisinde, hepsini konuşacağız. İkinci başlığımız ise muhalefet cephesindeki gelişmelere dair. Biraz gündemin gerisine kalmış olsa da ıskalamamak lazım. Zira her gün yeni açıklamalarla durum biraz daha pekiştiriliyor. Saraçhane kavgası büyüyor başlığını seçtik. Zira İmamoğlu iki adım geri adım atıyormuş gibi yapıyor. Sonra bir adım ilerliyor. Birazcık daha öne geçmeye çalışıyor. Yeni hamleler yapıyor. Akşener yeni hamleler yapıyor. Bir şekilde o meseleyi tahkim etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu yeni açıklamalarla onları akamete uğratmaya çalışıyor. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Birazdan konuşacağız elbette. Son başlığımızsa Türkiye'yi savunmak şeklinde. 2023 seçimlerine giderken hepimizin omzunda ağır bir yük var. Türkiye'yi savunma görevi kimlerin diye konuşacağız. Savunma sanayisinde sadece bu haftaya yansıyanlar bile baş döndürücü bir trafikteydi. Onları paylaşacağız ve özellikle yüksek teknoloji alanında yapılanlara da bir göz atacağız. Hadi başlayalım. Şimdi efendim başlıkları sizlerle paylaşacağım ama önce tabii bir müjde var, onu konuşmak da gerekir. O yüzden önce konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından biraz olsun 1 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi üzerinden bir yorum alayım istiyorum. 24 Güvenlik Analisti Yusuf Alabar da bizimle, hoş geldiniz. İyi yayınlar İbrahim. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Akşam Gazetesi yazarı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve doçent doktor Enes Bayraklı, Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi başlıklara geçeceğim ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı. Karadeniz'de 1 trilyon dolarlık bir doğalgaz rezervi konuşuluyor artık bugün geldiğimiz noktada. Özellikle yeni keşifler olması, yine Çaycuma alanı, Çaycuma sondaj bir hattında, daha doğrusu Çaycuma bir sondajında 58 milyar metreküplük doğalgaz var. Daha önce 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunan yerde yeni ölçümlerle beraber rezervin 710 milyar metreküp'e çıkması var. Yani yuvarlamam gerekirse toplamda şu an Karadeniz'de Türkiye'nin çıkarmasını bekleyen 1 trilyon dolarlık bir gaz rezervi var. Sayın Alabar da EYT'nin parası nereden gelecek hesabı yapılırken Allah verdiçe veriyor mu diyeyim, ne diyeyim? Erdoğan çünkü Gabar Petrol'ün de müjdesini vermişti ve bugün dedi ki 80 bin varile çıkardık günlük rezervi. 100 bin varile çıkaracağız önümüzdeki yıl ve amacımız da petrol ve doğalgazlı dışa bağımlılıktan kurtulmak dedi. Gidişat nasıl? Ne dersiniz? Çikolatacılar çıkmış mı piyasaya? Onlar da şu an onun şokundalar muhtemelen. Şokundalar. Birazdan bir damak çikolata etmez diye atarlar. Birazdan bir damak çikolatası etmiyor diye çıkarlar piyasaya. Şimdi şöyle, tabii ki birçok siyasi aktörün ağzından bugüne kadar seçimlerden mutlaka bir şeyler bulunur şeklinde aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeleri duyduk. Duymaya da bundan sonra devam edeceğiz. Ama şöyle bir şey var tabii ki. Eğer Türkiye bundan 1-1,5 yıl önce Tuna Ağzı'nda bulmuş olduğu 540 milyar metreküplük doğalgazı bulduktan sonra en kısa zamanda Türkiye'ye sisteme dahil edeceğiz şeklinde açıklamalar yapıldığında şunlar söylenmişti. Yani 1-1,5 yıl içerisinde bu işin olması muhtemel değil. Bu yine bir seçim vaadiyle evet, ortaya atılmış bir müjde denmişti. Şimdi geçtiğimiz günler içerisinde yine Filios'ta Enerji Bakanı oradaydı. Ben kendim de bizzat gittim, gördüm. Ortaya koyulmuş olunan, paylaşılan görüntüler de var zaten. Tuna Ağzı'ndan Karadeniz sahiline kadar yerin altına 200 kilometre uzunluğunda doğalgaz transfer boruları döşendi. Ayrıca doğalgazın ilgili noktadan çıktığı noktaya tapa takım töreni vardı. Yani doğalgazın Karadeniz'in derinliklerinde karaya çıktığı noktaya bir tapa koyuyorlar. O tapadan da doğalgaz transfer sistemleriyle karaya, Filios'a, oradan da Türkiye'nin kendi içinde bulunmuş olduğu doğalgaz milli sistemine dahil edilmesiyle ilgili çalışmalardan bahsediyorum. Şimdi ben Filios'a gittim. Filios'a yapılmış o devasa tesisleri gördüm. Ayrıca 200 kilometrelik Tuna Ağzı'ndan Karadeniz'e kadar döşenen o denizin altında döşeme sistemiyle ilgili videoları paylaşıyor sürekli Enerji Bakanlığı. O da bitirildi biliyorsunuz. Hı hı. Şubat-Mart ayı gibi de ilk yerli gaz sisteme verilecek. Günlük yaklaşık da bunun 10 milyon metreküp civarında. Fakat ilerleyen zaman içerisinde de sevgili Murat Çiçek ile
Enerji Bakanı'nın yapmış olduğu bir mülakatta rakamları dinlemiştim. 40 milyon metreküp günlüğe önümüzdeki yıl içerisinde çıkartılacağı. Bugünkünü kıstas alalım. Yani Mart ayında 10 milyon metreküp verildiğini düşünelim. 365 günde çarptığınızda kaba tasnif 4 milyar metreküp doğalgaz yapar bu. Türkiye'nin sadece konutlarında kullanmış olduğu doğalgaz 12 milyar metreküp civarında. Yani 81 vilayet 600 ilçede doğalgaz kullanan hanelerimizin yaklaşık olarak ilk etapta 1/3, daha sonra ise tamamı Türkiye'nin kendi üretmiş olduğu doğalgazla karşılanacak şekilde bir çalışma yapıldı ve artık sonuna gelindi. Çalışma sonuna gelinmiş olmasına rağmen bu haberleri ısrarlı bir şekilde seçim yatırımı olarak düşünen ve o şekilde lanse edenlerin Filyos'a gitmelerini, yapılan çalışmaları yerinde görmelerini ve objektif bir haberciliğe imza atmalarını bekliyoruz. Çok fazla bir şey beklemiyoruz. Bugün Cumhuriyet'in manşetiydi gene. Yani seçim yaklaşırken yine doğalgaz müjdesi. Filyos'a gitsin canım Cumhuriyet gazetesi. Yani Filyos'a kadar da gitsin. Yani caminin içerisinde irtica hortlatıldı diye çocuklar namaz kılmayı öğrenirken manşet atması için camiye giden muhabirleri Filyos'a kadar gitsin. Filyos'a son bir yıl içerisinde yapılmış olunan sistemi ve Karadeniz'in altına döşenmiş olunan boruları Cumhuriyet gazetesi gidip görsün. Yani dolayısıyla da eğer bunu seçim yatırı orada bir şey göremezse desin ki ya buralar hala patates tarlası, böyle bir şey yok diye haber yapsın. Yapamazlar. Bak şöyle söyleyeyim. Türkiye dünyanın sahip olmuş olduğu en güçlü birkaç arama ve sondaj sistematiğini satın aldı. Yani Türkiye'de Sultan Abdülhamit Hanlar, Yavuzlar, Fatihler, Kanuniler bunları görmüyorlar mı? Yani bu ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanı? Kardeşim her arayan bulamaz ama bulanlar arayanların içerisinden. Yani Mısır buluyor, İsrail buluyor. Türkiye niye bulunca seçim yatırımı olarak değerlendiriliyor? Yani bir tane müptezel vardı. Bir bakraç dahi doğalgaz ve petrol bulamıyorsanız bu kadar makineleri niye aldınız diye. Gitsin görsün kardeşim yani. Ben bunu söyleyebilirim. Ben bulunan bu rezerv ile birlikte de Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Karadeniz'de ve hasaten de Doğu Akdeniz'de evet, bu süreci hızlandıracağını düşünüyorum. Peki. Sayın Hacı Salihoğlu var mı değerlendirme? Yani bu tabii özellikle çok, dışa bağımlılıktan kurtulacağız açıklaması kritikti. Aslında yani bir süreç başladı. Ben bugün halkımızla Sayın Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı bu rakamlar, bu yeni rezerv, bundan sonraki paylaşımların, keşiflerin devamı niteliğinde olarak görüyorum. Henüz daha bu işin Doğu Akdeniz'de. Tabii. Yani o açıdan Spain'de altını çizdiği gibi biz bir kere devrim niteliğindedir. Sahip olduğumuz filomuz, sismik arama ve sondaj gemileriyle. Çağın en yüksek teknolojiyle donanmış. Dünyada sayılı birkaç ülkeden biri haline geldiniz. Bir kere bunu başarmış olmanız son derece önemliydi. Çünkü derin deniz sondajları çok açık stratejik işlerdir. Öyle hani şirketler parayı verirsiniz ondan medet umarsınız. Öyle yürümez o iş. Bağlı olduğu devletlerin stratejilerinden bağımsız çalışmazlar. O yüzden hidrokarbon teşkilatları ülkelerin istihbarat teşkilatları kadar hassastır. Kimler çalışır, nasıl işler, hangi projeler nasıl yürütülür. Bu açıdan bu noktada Türkiye'nin iki alandaki o boynu büküklüğünün Türkiye o alana yüklenmiş durumda. Birincisi yüksek teknolojik savunma sanayinde orada ciddi bir mesafe alındı. O da aynı bunun gibi çarpan etkisi yapıyor ve bir sonraki adımın aslında habercisi gibi verilen o güncel haber. İkincisi de enerjideki dışa bağımlılığımızdı. Yani işte cari açığınızın %80'i oradan geliyor falan. Evet. Şimdi tabii ben bu sadece hidrokarbon açısından değil Türkiye'nin milli enerji stratejisi açısından daha kapsamlı bakıldığında Türkiye'nin örneğin coğrafik konumunun getirdiği topografik bir takım imkanların sunduğu üstünlükleri var. İşte güneşi, rüzgarı, yenilenebilir enerji kaynağı açısından ama onlar da teknoloji bağımlısı alanlar. O konuda da Türkiye özellikle önce güneş panellerinde şu anda Avrupa'da en çok güneş paneli üretebilen ülke durumundayız şirket sayısı açısından.
Dolayısıyla burada da ciddi bir mesafe alındı. Şimdi rüzgar türbinlerinde de benzer bir durum var. Bir programda bunlara değin burada daha dikkat çekici olan da Erdoğan'ın hani bu refahı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz mesajı da önemli. Hani tabii yani bütün bunlar onun için oluyor. Özellikle emekli maaşlarına zam meselesi. Bütün bunlar onun için. Hani kaynak nerede sorusu vardır ya, klasik sorulur hep böyle. Bir türlü sevinç üretemeyen bünyeler, ben onlara şey diyorum, asitli bünyeler sevinç üretemez. Ekranda o şimdi asitli diyorum. Bünyelerden bir tanesi. Cumhuriyet'in manşeti. Seçim yaklaştı, Erdoğan yine doğalgaz müjdesine sarıldı. Tam da okuyamıyorum, biraz küçük ekranda kalıyor orada. Bunları daha sonra hatırlatmak üzere tutmak lazım arşivde. Özellikle yine Yusuf Bey'in hatırlattığı gibi o başlangıçtaki Sakarya gaz sahasında Karadeniz'de ilk 546 idi değil mi? 540 milyar metreküp ilk buldu. Evet. Onu şimdi rezerve ettiler. Şimdi daha doğrusu revize ettiler. Milyon metreküp'e çıktı. Dolayısıyla evet. O 540 metreküplük milyon metreküplük kısmı işletmeye yetişsin diye büyük bir hummalı çalışma var. 7/24 çalışıyorlar. Evet, yani mühendislerin yani bir belgeselini yaptı Ömer Bey burada da. Gece gündüz çalışıyor ve insanlar inanamıyorlar bu. Bir de herkese açık görülebilir. Tabii. Dolayısıyla onların umut ediyor ve diliyoruz ki olacak olan şey bir süre sonra faturalara da yansıması. İnşallah. Yenilenebilir enerjinin dışında bakın iki şey daha var. Onu da bu vesileyle enerjiyi konuşuyorsak hatırlatalım. Birincisi nadir toprak elementlerinde Türkiye Eskişehir'deki son keşiflerle ki çok yıllardır o konuda da sondajlar yapılıyordu. Onunla jelibon buldular diye kafa yapıyorlar. Yapsınlar ama şu anda o konuda o bölümle ilgili bir şeyler okumak istiyorsalar şöyle biraz detaya girsinler, şunu ıskalama şansları yok. Artık literatüre de girdi. O konuda dünya ikinciliğini yakaladı. Çin'in gerisinde ikincisi olarak. Diğeri de toryumdaki yeni kaynakların keşfi. Orada da yine dünya kaynaklarının %20'si Türkiye'de. Hindistan'dan sonra Türkiye ikinci durumda. O da nükleer enerji ligine yükselmeye hazırlanan Türkiye açısından müthiş bir gelecek açısından güven veren bir gelişme. Peki. Sayın Bayraklı, sizden de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji üssü ve merkez ülke olma yönündeki mesaj üzerinden bir değerlendirme almak istesem. Rusya'da zira doğalgaz fiyatları Türkiye'de belirlensin diye geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapmıştı. Bununla ilgili bir altyapı çalışması da sürüyor bildiğim kadarıyla. Gidişat nasıl siz? Yani herkesin kafasında şöyle bir soru var. 2023'te bir akamete uğrama olacak mı yoksa böyle devam mı edeceğiz diye. O yüzden de biraz gidişatı soruyorum. Tabii şimdi enerji meselesi çok önemli. Biliyorsunuz modern dünyada ekonominin, üretimin temeli hep enerji. Dolayısıyla enerjinizi dışarıdan ithal ettiğiniz zaman, dışarı bağımlı olduğunuz zaman her şeyden önce ciddi bir ekonomik bedel ödüyorsunuz. Yurt dışına ciddi bir kaynak aktarıyorsunuz. Bu kaynağı ülkeniz için kullanabilirsiniz. Altyapı için kullanabilirsiniz. Eğitim için kullanabilirsiniz. Sağlık için kullanabilirsiniz. Araştırma geliştirme için kullanabilirsiniz. Ama kullanamıyorsunuz, yurt dışına gönderiyorsunuz. İki, daha da önemlisi enerjide dışarı bağımlı olduğunuz zaman, diğer devletlere bağlı olduğunuz zaman bunlar sizin dış politikanıza, siyasetinize çeşitli kısıtlar olarak geri dönüyor. Bugün Almanya, Avrupa Birliği, Rusya'ya olan enerji bağımlılığının sonucunda ağır bir bedel ödüyorlar. Dolayısıyla enerjide bağımsızlaşmak birçok açıdan size fayda sağlıyor. Dış politika açısından baktığınız zaman, ekonomimiz açısından baktığınız zaman ya da en azından enerjinizde kaynakları çeşitlendirmeniz lazım. Türkiye son 15 yılda, 20 yılda çok önemli adımlar attı enerji konusunda. Bir şey her şeyden önce şunu yaptı. Bir, yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmaya yönelik ciddi bir atılım yaptı. Yani hidrokarbon yatakları dışında bir de sudan özellikle barajlar üzerinden ciddi yatırımlar yapıldı. Yine HES'ler inşa edildi biliyorsunuz. Bununla ilgili de çok büyük gürültüler kopartıldı. Halbuki Türkiye kendi su kaynaklarının çok azını kullanıyordu elektrik üretiminde. Güneş, rüzgar gibi birçok kaynak harekete geçirildi ama bunun dışında bir de kendisi Türkiye'nin petrol ve doğalgaz bulmaya yönelik aramalar başlattı. Bu Karadeniz gazı bulunana kadar... İnşallah Libya'dan da bir müjde gelirse, Cezayir'den de bir müjde gelirse buldukça... İnşallah. Bu bulunana kadar Karadeniz gazı Türkiye kendi tükettiği gazın %1'ini, %2'sini üretebiliyordu. Evet. İşte bir Düzce'de, Akçakoca civarında bir denizde bir keşif olmuştu ufak. Bir de Trakya civarında bir üretim vardı. Bunun dışında herhangi bir üretim yok. Ama yıllarca da böyle bir mesele konuşuldu Türkiye'de. Ve yıllarca da aslında
vatandaş da kandırıldı. İşte ha bulduk ha bulacağız diye ya da işte başka söylentilerle. Fakat bugün Karadeniz'de bulunmuş olan gaz inkar edilemeyecek bir şey. Yani bununla ilgili uluslararası kuruluşların yapmış olduğu değerlendirme raporları var. Hele son işte güncelleme rezervle ilgili de yine bir uluslararası kuruluş bu analizi yapmış. Ve milyarlarca dolarlık bir yatırım yapıyor Türkiye oraya. Yani şimdi 10 milyar dolardan bahsediliyor. Yani Türkiye'nin orada gazı üretmek için yapacağı yatırım 10 milyar dolar ama ortada da 1 trilyon dolarlık bir kaynak var. Dolayısıyla bu kadar parayı kimse oraya spor olsun diye yatırmaz. Ama burada tabii bir propaganda var, karşı propaganda var. Bu Türkiye'nin bu kaynakları üretemeyeceği ile ilgili böyle bir propaganda var. Ama çok hızlı bir şekilde kaynakların devreye sokulduğunu görüyoruz. Ve bulunan kaynak da az buz bir şey değil. Yani demin Yusuf Bey de söyledi. 2026 yılında Türkiye'nin tükettiği gazın 1/3'ünü kendimiz üretiyor olacağız. Peki. Ve bu sene o 100 milyar dolar bir para ödemişiz biz enerjiye, bakın 100 milyar dolar. Yani bunun siz %30'unu %40'ını petrolü doğalgazı da katalım. Ülkede karşılıyor olabilseniz dışarıdan 30-40 milyar dolarlık ek bir kaynaktan bahsediyor oluruz yıllık. Bunun da Türkiye'de ne kadar ciddi bir Türkiye'ye atılım yaptırabileceğini varın siz hesap edin. Savunma sanayinden tutun da bu kadar yürüyen projeye ek kaynak, ek gelir, altyapı yatırımlarına. Dolayısıyla Türkiye'nin o büyük atılım yapabilmesi için, Türkiye yüzyılını inşa edebilmek için Türkiye'nin enerji meselesini öyle ya da böyle çözmesi lazım. Burada devreye nükleer de giriyor mesela. Bakın nükleer. Dolayısıyla tek bir kaynağı oynamıyor Türkiye. Hem kaynaklarını çeşitlendiriyor. Hem bir transit gaz merkezi haline geliyor. Avrupa'ya dağıtılacak gazın bir merkezi haline geliyor. Hem Türkiye üzerinden boru hatları Avrupa'ya ulaşıyor. Ve en önemlisi mesela sıvılaştırılmış gazın Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili birçok LNG santrali inşa edildi deniz kıyısında. Şimdi mesela Bulgaristan bu santralleri kullanarak gelen gazı Türkiye'den satın almak istiyor. Bakın ne kadar stratejik yatırımlar yapılmış son 10 yılda ve bunun meyvelerini bugün Türkiye toplamaya başladı. Peki şimdi yeni başlığımıza geçelim isterseniz, hızlıca gidelim. Fransa Alevalı'ya başlığını vereceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bize göre hani Türkiye terörist ama bize göre terörist değil PYD, PKK dediği bir sesi var. Onu bir hatırlatacağım, sonrasında sorularım olacak. İzlediniz arkadaşlar. Second, I understand from Turkey that they want to block all the declarations of this summit if we do not agree about their definition of terrorist organization, qualifying YPG and the others as terrorists, which is not our definition. Sayın Alvar'da Fransa teröre Fransız mı kalıyor diye sorayım. Fransızlar anlamaz bu espriyi ama şimdiki vatandaşlar anlarlar. Buradan başlayalım. Hala aynı fikirdeler midir siz, yoksa yavaş yavaş olsa görüşleri değişir mi? Yok. Değişmez. Yani Macron burada terörün tanımı üzerinden mügalata yapıyor. Yani verbalizm yapıyor. Kelime tekerlemeciliği yaparak haklı çıkmaya çalışıyor. İşte Türkiye'nin terör tanımı kabul edilmezse her yeri bloke ediyor. İşte PKK'ya terör örgütü diyoruz ama Türkiye YPG'nin de terör örgütü olduğunu iddia ediyor gibi şeyler. Şimdi bana 3 dakika, 4 dakika verirsen Macron'un nasıl mügalata içine düştüğünü bizzat Paris'te yaşanmış olaylar üzerinden yaptığım bir hazırlık var. Onu şey yapayım. Şimdi öncelikli olarak hepimiz, ben de dahil olmak üzere, Fransa'nın beslediği yılanın günü geldiğinde kendisini soktuğuna falan dem vuruyoruz. Bu kısmen doğru. Ama ta Daniel Mitterrand zamanından bu yana Fransa'nın PKK ile olan bir 40-50 yıllık ilişkisi var. Yani PKK 40 yıllık bir örgüt ama yani o bölgeye hasaten onu kastetmek için söylüyorum. Peki neden Paris'in sokakları bu şekilde yandığı halde Fransa'nın bu konularla ilgili tedbir alır mı almaz mı şeklindeki sualinize Fransa'nın bu işlerden ders almayacağını söylüyorum. Şunun için: Fransa'nın uluslararası ilişkiler anlamında Suriye ve Irak özelinde, işte birazdan sen örneklerinde yazmışsın programın akışında, PKK terör örgütü kullanabileceği çok önemli bir enstrüman. Bu enstrümanı hiçbir şekilde elinden bırakmak istemez. Bıraktığı takdirde Suriye'de YPG, PKK, PYD ile ilişkini kesmiş bir Fransa'nın benimle ilişki içerisinde bulunabilir diyebileceği hiçbir şey kalmamıştır bu vakitten sonra. Şimdi biz Suriye gibi Fransa'nın eski bir sömürgesinden bahsediyoruz. Ve sahadan adeta silinip izole edilmeye çalışılan bir Fransa gibi
kendilerini adeta korku çemberinin içerisinde gören de bir Fransa'dan bahsediyoruz. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne bir ırkçı Fransız saldırı yaptı. Irkçılık Avrupa açısından şaşılası bir durum değil. Üç kişiyi öldürdü. Emine Kara, Mir Perver ve Abdurrahman Kızıl. Şimdi bir sürü şey konuşuluyor ama kim öldürüldü? Öldürülenlerin kimlikleri üzerinden ben doğru düzgün bir analiz yapıldığını görmedim. Şimdi Mir Perver bir sanatçı olarak lanse ediliyor. Doğrudur da Abdurrahman Kızıl o an orada bulunan birisi olduğu söyleniyor. Ama asıl önemli olan burada Emine Kara. Emine Kara 1980 doğumlu ve 1988 yılında 78 doğumlu olduğu iddia edilen yerler var. 10 ila 12 yaşlarında PKK terör örgütüne katılıyor. Yani adeta burada karşımızda çocuk askerlikle ilgili önemli PKK terör örgütünü bir kez daha deşifre eden bir olay ile aslında karşı karşıyayız. 1988 yılında PKK'ya katıldıktan sonra uzun yıllar Elaziz-Hakkari hattında PKK terör örgütü adına terör eylemlerine katılıyor. Ve daha sonra da Bendihan, Kandil ve Hakurk alanlarında terör örgütü adına önemli eylemler gerçekleştiriyor. Bir daha söylüyorum. Elaziz-Hakkari hattındaki bulunduğu zamanların dışında Bendihan, Kandil ve Hakurk alanlarında PKK terör örgütü adına terör eylemleri gerçekleştiriyor. E tabi terör eylemi gerçekleştirdiği grubun kimi olduğunu söylemeye gerek yok. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçi'ye karşı. Bunu ayrıca bir paranteze açalım. Niye önemli olduğunu şimdi söyleyeceğim. En sonunda 2013 yılında KCK yani bütün PKK, YPG, PYD'nin çatı örgütü KCK'nın yürütme konseyi üyesi. Emine Kara öldürülen. Elebaşı yani. Tabii. Daha sonra da Evin Goyi Kod adıyla Suriye'de Rojava sözde kantonu ilan edildikten sonra bu bölgeye gönderiliyor. Yani Türkiye'de PKK'lıydı. Irak'ta Kandil'e gitti, Hakurk'a gitti PKK'lı. Oradan Suriye'nin kuzeyine geçti YPG'li. Orada teröristi Suriye'ye geçince özgürlük savaşçısı oldu. Oradan da yani Macron'un aklı kadar bizim aklımız yok mu Allah aşkına yani? Yani dolayısıyla Jön Türkler zamanında yaşamıyoruz, Jön Türk de değiliz. Macron'un her ağzından çıkanı da kutsal bir kelam olarak kabul etmiyoruz o yüzden. Hepsi orada yaşıyorlardı biliyorsunuz. Yani şimdi Emine Kara daha sonra ortopedik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle alınıyor, Paris'e gönderiliyor. Yani terör örgütünün kendi mensubuna vermiş olduğu bir değer. Aynısını burada terör örgütü ailelerine değer ailesi diyerek belediye iştiraklı şirketlerde alan açılarak yapılıyor. Yani Paris'te yapılanı Macron yapıyor da Türkiye'de yapılanları kim yapıyor ona bakmak lazım. Şimdi Emine Kara ailesi Mahmur'daki mülteci kampı dedikleri PKK terör örgütünün eleman devşirdiği bölgede yaşıyor hala. Yani öyle sıradan birisi değil. Bir ırkçı saldırı olmuş. Buna da zil takıp oynayacak halimiz yok herhalde. Bu ayrı bir şey. Ama Ahmet Davutoğlu yemedi içmedi Emine Kara içinde dahil olmak üzere öldürülenler için taziye mesajı yayınladı. Babacan da yayınladı. Babacan da öyle. Ya sizin bir danışabileceğiniz istihbarat anlamında kim bu öldürülenler, biyografileri neler diyebileceğiniz birisi yok. Ya da var bildiğiniz halde. İstihbarat örgütüne gerek yok. İsimleri yazarsanız internetten çıkıyor tabii ki işte onu söylüyorum. Hani şimdi genel başkan o internete mi girsin? Hani danışmanına söylesin. Kimmiş öldürülenler bak bakalım desin. Doğru. Şimdi buradan filmi geriye 9 Ocak 2013'e saralım sevgili İbrahim. 9 Ocak 2013'te Sakine Cansız Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez isimli 3 PKK'lı kadın terörist yine Paris'teki bir Kürt konseyinde yapılan silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Ve tam o sıralar barış görüş PKK ile dostluk ve barışlık kardeşlik sürecinin devam ettiği terör örgütünün silah bırakması karşılığında ülkede HDP ile konuların konuşulduğu bir dönemdi. Çözüm süreci yılları. Ve orada Tunceli doğumlu PKK'nın da kurucularından olan Sakine Cansız dahil öldürüldü. Öldüren Ömer Güney isimli yine PKK'nın ilgili kültür evi dedikleri yere giden, orada da kayıt şeyi dahi bulunan PKK'lı bir başka militan. Ömer Güney olaydan hemen sonra yakalandı, tevkif edildi. Ve bir celse dahi,
Bak burası çok önemli. Bir celse dahi duruşma salonunda yargıcın karşısına çıkartılarak ifadesi alınmadı. Ve hiçbir sağlık sorunu olmamasına rağmen 18 Aralık 2016'da kaldırıldığı hastanede bak şu Allah'ın işine ki Ömer Güney öldü. Şimdi dolayısıyla Fransa'nın terör ve teröristlerle olan ilişkisini sadece bak işte destek veriyordu. Şimdi de geldi kendisini sokuyor. İşte bak ha gör ne oluyor gibi algılamamak lazım. Yani Ömer Güney'i kim öldürdü? Fransa'nın namusuna emanet edilmiş bir hapishanede yatan kişi kendiliğinden sağlık gerekçeleriyle öldürüldüğünü duyduk biz. Şimdi aynı şekilde KCK'nın yürütme konseyindeki birisi bir Fransız aşırı sağcısı tarafından öldürülüyor. Adam 3 kişiyi öldürdü. Nerede şimdi, hapiste mi? Gözaltında şu an. Değil. Adamın içeriye alınmasıyla ilgili yeterli delil yok diyorlar adama. Şöyle önce psikiyatri kliniğine sevk ettiler. Klinikte duruyor yani. Ha, öyle bugün, o anlamda gözaltında. Bugün bu saatlerde de geri aldılar. Ne aldılar? Çok fazla tamam, onu kaçırmış olabilir. Dediler ki psikiyatri kliniğinde bu iş bu sakat kadar olacak, geri aldılar. Bu kadar basit işler. Peki Fransa terör örgütleriyle olan ilişkisini biz İşkembe-i Kübra'mızdan mı söylüyoruz? Fabrika diye bir belgesel yaptı TRT. Ve onun üzerinde bir takım öyle olaylar oldu ki ceza vermek zorunda kaldılar. Yani evet. 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tırlarını ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'nı Eren Erdem'in milletvekilliği odasında Fransız Haber Ajansı'na derin keyif cigaraları çekilerek bak bu numara Erzurum Milli İstihbarat Teşkilatı'nın numarasıymış. Dolayısıyla da DAEŞ ile Türkiye arasında bir ilişki varmış gibi iğrenç haberlere imza atılırken meğerse İbrahim, DAEŞ Fransız istihbaratının şemsiyesi altında Lafarge firmasıyla oynaşıyormuş Suriye'de. Evet. Bak oynaşıyorlarmış. Aynen. Şimdi dolayısıyla bu kadar konu aşikarken daha herhangi bir şey söylemeye gerek var mı? Dolayısıyla Fransa terör örgütleriyle dans etmeye önümüzdeki süreçte de devam edecek. Macron'un Fransa'nın Kürtleri diye cümlesine başlıyor. Aslında söylediği Fransa'nın PKK'lıları, Kürtleri kastetmiyor. Fransa'da Türkler de var. Hiç ağzından Fransa'nın Türkleri, Fransa'nın Arnavutları, Fransa'nın Boşnakları dediğini duydunuz mu? Duymazsınız. Neden? Tekeden süt çıkar mı? Çıkmaz. Fransa'nın Boşnaklarından da süt çıkmıyor Fransa'ya. Peki. Şimdi Sayın Ali Salihoğlu, şimdi HDP eş genel başkanı Temelli bir mesaj paylaştı. Sezai Temelli Paris yansın diye. Fakat hemen arkasından silmek durumunda kaldı mesajı. Bir başka ilginç mesaj da şeydi. Yine Tevhid PKK'nın sözde STK'larından birinde görevli Metin Pirani isimli birisi diyor ki burası Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının önü değil. Fransızlar bunu görmek istemiyor. Yani şimdi birincisi 6-8 Ekim olaylarında mesela hiç bu tavrı göstermeyen HDP bir anda Paris yansın Twitter ya biz ne yaptık diye panik haline silmeye ihtiyaç ediyor. Bir başka PKK destekçisi diyor ki ya bakın burası Diyarbakır'daki lokantanın önü oraları karıştırırsınız ama böyle Fransa'yı karıştıramazsınız zaman ha diye uyarıyor. Hem bunu nasıl değerlendiriyorsunuz onu soracağım hem de şimdi Avrupa'daki bazı kentlerde de bu eylemleri yaptılar ama Allah'a şükür Türkiye'de yapamadılar. Eskiden ben hatırlıyorum yani bir mesaj attıkları zaman on binlerce insanı sokağa dökerlerdi ama artık sanki bu provokasyonlara Türkiye'de millet gelmiyor gibi. O anlamda da aldığımız mesafeyi biraz değerlendirmenizi rica etsem. Özellikle Evlat Hükümeti'nin bu süreçlere çok pozitif katkısı olduğunu düşünüyorum ama siz nasıl değerlendirirsiniz? Kesinlikle öyle. Tabii yani şimdi karşımızdaki bir taşeron örgüt bu. Özellikle emperyalist güç merkezlerinin içinden istihbarat servisleriyle geçtiği, aralarında zaman zaman paylaşamadıkları, hatta bazen birbirlerine karşı kullanma potansiyeli de taşıyan bir niteliği olan bir terör örgütünden söz ediyoruz. Bu açıdan şimdi tabii Türkiye'nin hem içeride hem sınır ötesindeki çok etkili mücadelesinin yani bunların hiç mi önemi yok bu kadar zaman dilimi içerisinde üst düzey yöneticilerinin neredeyse sığındıkları inlerinden kafalarını çıkartamaz hale gelmeleri. Evet. Aralarındaki lojistiğin giderek kopma noktasına gelmesi. İletişim ağlarındaki zedelenmeler. Yeni kaynak bulma, insan kaynağı bulmadaki zorlukları. Bütün bunlar Türkiye'nin verdiği bu mücadeledeki başarısının özeti. Ama sonuç itibariyle biz terör örgütleriyle savaşmıyoruz. Biz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz ama arkasındaki güçlerle savaşıyoruz. Savaş onlarla.
Yani hep söylüyorum. Yani bir terör örgütünü ayakta tutacak olan şey üç şeydir. Silahtır, paradır, insandır. Üçünün de sınır aşma kabiliyeti devletlerin iradeleriyle mümkündür. Dolayısıyla onları ayakta tutan şey o arkalarındaki irade. Ve böyle bir siyasi desteği, bir güçlü devlet desteğini görememiş olan bir örgüt doğar ama uzun süre yaşayamaz. Dolayısıyla PKK'yı besleyen, ayakta tutan, var etme konusundaki ısrar Türkiye'nin bu kararlı mücadelesine rağmen arkasındaki emperyalist güçlerdir. Bunların başında da Yusuf Bey'in de işte uzunca bir zaman örneklerinde verdiği gibi Fransa'da geliyor kuşkusuz. Yani hatırlayın yine bu Sakine Cansız falan terör örgütünün kadın sözde elebaşlarından yine 3 kişiydiler galiba Paris'te infaz edilmişlerdi. Hı hı, evet. Dönemin Cumhurbaşkanı demişti ki ben onları tanırım, düzenli görüşürdüm. Yani dolayısıyla bütün bu görüşmeler için yapılıyordu. Türkiye'nin teröre karşı verdiği desteğe müttefiklik ilişkisi, sözde müttefiklik ilişkisi zemininde daha fazla destek olmak için miydi? Onları bu işten caydırabilmek için miydi? Her şey çok açık ortada. Şimdi buradaki manzaraya da bakıldığında, yani siz programı açarken söylediniz. Dediniz ki yani bir anlamda hoşgörülü bir refleks öne çıkıyor. Evet evet. Yani kırmadıkları, dökmedikleri bir şey kalmadı. Evet. Mesela ben düşündüm DAEŞ'li teröristlerin yandaşları böyle bir şey yapsa acaba nasıl değil müdahale mi ederlerdi diye. Tam yani lafı ağzımdan aldın tam da bu. Şimdi dolayısıyla buradan daha geniş zaviyeden bakarak değerlendirmek gerekir. Şimdi kaçıncı gününe geldik? Şimdi biraz basın, Fransız basında bir pozisyon almaya başladı. Yani mesela bu saldırının yapıldığı merkezle ilgili Fransız Liberasyon gazetesi burası PKK'nın resmi olmayan karargahıdır dedi. Ardından da okuyucularına bu saldırıyı Fransa Kürtleri için ırkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi var dedi. Şimdi evet, yani bu çok açık, sokaklardaki PKK terör örgütüne aslında bir anlamda teslimiyettir. Ona kol kanat germeye devam etmektir. Ve bir anlamda da onların arzuladıkları amaca da hizmet etmektir. Dolayısıyla vazgeçmek gibi bir durumun olmayacağı çok açık. Ama bu işi ölçülü, belli bir noktada götürmek gibi bir süreci de görüyoruz. O açıdan Fransa'nın epey bir zamandır içerisiyle ilgili yaşadıkları bir takım gelgitlerin yani Türk, özellikle Amerika-Fransa ilişkilerinde de bir boyutu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki. Son dönem itibariyle paylaşılmayan Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki o terör devleti projesine ilişkin olarak da Amerika'nın mutlak hakimiyetini de unutmamak gerekir örgüt üzerinde. Peki. Şimdi France Liberation gazetesine, Liberasyon'a kızıyoruz ama bugün AK Parti'li Hamza'dan bir paylaşım var. Dikkatimi çekti. Diyor ki Paris'teki olaya dair. Saldırganın sabıkalı ırkçı bir Fransız olduğu yönündeki resmi açıklamaya rağmen CHP'nin fondaşı Halk TV PKK çizgisine yayın yaparak olayı Türkiye karşıtlığına dönüştürüyor. İlkeli habercilik yapmak sizin de hakkınız. Bu hakkı kullanmaktan çekinmeyin. Şimdi üstüne size sorayım onu. Şimdi son dönemde Türkiye'deki terör saldırılarında da bunu görüyoruz. Sürekli olarak bir Erdoğan'a meseleyi bağlama ve işte bakın seçim geliyor. Seçim öncesinde işte Erdoğan ortalığı karıştırıyor. Bu sayede de oylarını tahkim etmeye çalışıyor. Algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ne yapılacak? Yani şimdi mesela mesele ortadayken, net bilgiler varken bile bunlar çok net bir şekilde ekranlardan... Yani Emine Kara'nın kimliğini söylemeyelim mi? Ya paylaşılıyor. Enteresan bir süreçten geçiyor Türkiye. Sonra da işte bizim mimiklerimizleri Türk ceza kesti diye maske takarak ekrana çıkıyorlar falan. Baktığınız zaman hani açıklamalar ortada, konuşmalar ortada. İşte mesela Karkamış'taki saldırıya işte bu da PKK'nın misillemesi ama niye yaptı bir sormak lazım gibi ifadelerle yorumlar yapılıyor. Tabii şimdi biliyorsunuz Ayının 40 tane türküsü varmış. 40'ı da armut üzerineymiş. Ha güzel. Şimdi PKK'nın tabii ayağa taşa takılsa Türkiye'den biliyor. Dolayısıyla buna bir manna veremiyorlar, anlam veremiyorlar. Yani neden aşırı sağcı gelip de Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni, PKK'nın karargahını halbuki ırkçı saldırılar oluyor Avrupa'da. Ki oluyor. İşte oluyor çünkü Avrupa'da özellikle son 10 yılda 15 yılda yükselen bir aşırı sağcı terör dalgası var. Avrupa devletlerinin istihbarat örgütleri ardına raporlar yayınlıyorlar.
İngiliz istihbaratı, Alman istihbaratı, Belçika, Fransız aşırı sağcı teröre yönelik. Daha bir hafta önce Almanya'da aşırı sağcı bir terör örgütü darbe girişiminde bulundu. Onlarca adam tutuklandı. Reichsbürger adındaki bir aşırı sağcı bir grup. Muhalefetten şey gelmiş mi, bu kontrollü darbeydi hemen yakaladılar hepsini falan gibi bir açıklama gelmiş mi? Tabii gelmedi. Hatta bunlardan birkaçı kaçmış, başka ülkelere iade istiyorlar onlarla ilgili. Çünkü sen demokrasiye kastedersen bedelini ağır ödersin. Ama Türkiye'de kastedersen, işte bu çifte standarta geleyim şimdi. Şimdi PKK terör örgütü bir terör örgütü biliyorsunuz. PKK terör örgütü neden terör faaliyetlerinde bulunuyor, terör saldırılarında ya da şiddet eylemlerinde bulunuyor? Siyasi emelleri var, amacı var. İşte bir haklarını koruduğunu düşünüyor. Onlara, o emellere ulaşmak için. Dolayısıyla şiddeti ve terörü siyasi emellere ulaşmak için, propaganda için meşru görüyor değil mi? Karşısında şu anda bu terör saldırısını gerçekleştiren aşırı sağcı terörist de onun da bazı siyasi emelleri var. Avrupa'ya olan göçü durdurmak istiyor, yavaşlatmak istiyor. O da bunun için terörü kullanıyor. Sen terörü kullandığın zaman meşru, sana karşı kullanıldığı zaman gayrimeşru. İki, sen şiddeti kullanarak, hakkını aramak, Türkiye'de şiddet eylemleriyle, sokak eylemleri Türkiye'de yaptığın zaman bu meşru. Ama Paris'te yaptığın zaman bu olmaz, bu gayrimeşru. Yani bu terör eylemine karşı bu protesto eylemlerini kastediyorum. Orada da Sezai Temelli o tweet'i attı. Hemen ardından ona o tweet'i sildirdiler. Resmen yedirdiler. Yani tükürdüğünü yaladı. Evet. Niye? Çünkü Avrupa'daki bir şiddet eylemine destek verdiğin zaman bunun bedelini adama ödetirler. Yani, burn baby burn diyemezsin ya. Diyemezsin. Dolayısıyla ikinci meselemiz burası. Yani burada apaçık bir çifte standart var ortaya çıkan. Daha da ilginci, Avrupa'daki PKK terör örgütü, sivil toplum, ona müzahir sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları, hatta siyasetçiler, bunların ajandasına bakacak olursanız birçok konuda Avrupa aşırı sağıyla uyumlu, uyuşan ajandaları var. Avrupa'daki aşırı sağın bugünkü hedefinde, birinci hedefinde kim var biliyor musunuz? Müslümanlar var, mülteciler var, göçmenler var, Türkler var. Dolayısıyla özellikle Avrupa'daki aşırı sağın, aşırı sağcı partilerin İslam'la Müslümanlarla ilgili söylemlerinin değirmenine su taşıyanlar PKK'ya müzahir olan çevreler. Aşırı sağla işbirliği içerisinde olanlar aşırı sol partiler. Özellikle İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğu zaman başörtüsü yasağı, efendim sünnet yasağı, bilmem ne yasağı gibi birçok olaya destek verenler bu partiler. Yeşiller partileri mesela baktığınız zaman ve bunlar PKK'ya yakın olan siyasi çevreler. Şimdi dolayısıyla buradan Türkiye'ye bu meseleyi bağlamak aslında PKK'nın içinde bulunduğu bu şeyi gösteriyor, durumu gösteriyor ve bir ciddi tabii Orta Doğu'da, özellikle Suriye'de darbeler almış durumdalar. Dolayısıyla bu meseleyi manipüle ederek kitlesini konsolide etmeye çalışıyor her şeyden önce PKK. Ve Türkiye'ye buradan bir fatura çıkarabilir miyiz? Aslında düşündükleri şey bu baktığınız zaman. Ama Avrupa'nın neredeyse tamamında PKK'nın yapılanmasının olduğunu görüyoruz. Ahmet Kaya Kültür Merkezi gibi yüzlerce, binlerce sözde sivil toplum kuruluşu bugün Avrupa'da faaliyetini devam ettiriyor. Buralardaki insanlar radikalleştiriliyorlar. Bunların içerisinden o kadın gibi dağdan inip de Paris'e dönenler olduğu gibi Paris'te, Fransa'da ya da Almanya'da ya da Belçika'da doğup büyüyen 3. 4. nesil göçmenler içerisinden gençleri alıp radikalleştiriyorlar. Bunları Suriye'nin kuzeyine gönderiyorlar, Kuzey Irak'a gönderiyorlar. Hatta Türkiye'ye gelenler var ve Türkiye'de operasyonlarda etkisizleştirilen teröristler var bunların içerisinde. Dolayısıyla PKK Avrupa'dan bir, militan devşiriyor, finansal kaynaklarını buradan ediniyor, haraç topluyor, yasa dışı faaliyetler içerisinde bulunuyor. Yani bu terör faaliyetlerinin dışarısında uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, efendime söyleyeyim kadın ticareti gibi birçok illegal aktiviteyi de devam ettiriyor. Bütün bunlara bu devletler ne yapıyorlar? Göz yumuyorlar. Ha, bugün gördüğünüz gibi PKK zaman zaman Avrupa'da şiddet ve terör eylemlerine başvuruyor. Onlar da PKK'nın ciddi olarak baskı altında olduğu, gerilediği, geriletildiği Türkiye tarafından zamanlarda olmuştur. En önemli tarihteki örnek PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalandığı zamandır. 99. 99'da PKK Avrupa'da resmen tam bir terör eylemleri şeyine girişti, serisine girişti. Mesela Berlin'de İsrail Büyükelçiliğini bastılar PKK militanları ve o sırada 3-4 tane PKK militanı da öldürüldü. Ama hemen akabinde bunun bedelini Almanya'da
Diğer Avrupa devletleri de PKK'ya ödettiler. Ciddi PKK'nın üstüne gidildi o dönemde. Şu anda bir şey oluşmuş durumda. Arada yazılı olmayan bir anlaşma var bu devletlerle PKK arasında. PKK Avrupa'da kamu düzenini bozucu açıktan terör faaliyetlerinde bulunmuyor. Ama onun dışında arka planda gemisini yürütüyor. Hatta bu sivil toplum kuruluşları... Bu bir istisna mı oldu o zaman? Yani buradaki PKK yandaşları bizi satıyorlar mı, paniğine mi kapıldı? E tabii şimdi öldürülen yani... isimlerden bir tanesi önemli bir isim. Yani PKK açısından bakacak olursanız önemli bir isim. Hatta bir PKK militanı sokakta... Şimdi şöyle bir şey de var, onu da söyleyeyim. Bunları söylediğiniz zaman ya bunlar sivil toplum kuruluşu, bunlar sivil toplum faaliyeti, bunlar gençlik kuruluşu. Bakın görüntülere, sokakta yürüyenlere, hepsi PKK bayrağı açmış. Tabii tabii. Biz PKK'yız diye bağırıyorlar Fransızca. Efendim, Abdullah Öcalan fotoğrafları. Yani burada şöyle bir şey diyor. Mesela biz Avrupa'da PKK diye bir kitap yayınladık. 12 Avrupa ülkesindeki PKK yapılanmasını. Efendim siz işte sivil toplum kuruluşlarını herkese aynı torbaya koydunuz. Ya ben koymuyorum. Adam faaliyetinde bakmışım ben, girmişim web sayfasına. Sivil toplum kuruluşu sözde. Yaptığı bütün etkinliklerde Abdullah Öcalan bayrağı, PKK bayrağı var. Finans yani, desteği alıyor. Yani daha ne yapsın bu adam yani? Yani şeyine, dernek tüzüğüne mi yazsın ben? Ve bunlar aynı zamanda Avrupa devletlerinden sübvanse alıyorlar. Yerel kuruluşlardan, yerel efendime söyleyeyim belediyelerden sübvanse alıyorlar, fonlar alıyorlar. Avrupa Birliği'nden fon alıyor. Böylelikle Avrupa devletleri, Avrupa'daki yerel yönetimler, hatta Avrupa Birliği'nin fonları terörün finansmanına gidiyor. Bakın nasıl bir meseleyle karşı karşıyayız. Ne kadar kılcal damarlarına kadar PKK, bu Avrupa'daki bu devletlerle ne kadar içli dışlı hale gelmiş. Böyle dönemlerde PKK'ya Avrupa devletleri dur diyecek hem istihbarata sahipler. Çok yakından takip ediyorlar PKK'yı. Mesela Alman istihbaratı her yıl rapor yayınlıyor ve raporda PKK'ya bir bölüm ayırıyor. Yani kimdir, nedir, ne yapmaktadır çok yakından takip ediyorlar. Peki. Tasmasını istediği zaman salıyor, istediği zaman... Peki, sürem çok az kaldı ama Adana Milletvekili, HDP'li Adana Milletvekili Libya'ya gitti. Darbeci General Haftar'la buluştu. Erdoğan'ın yaptığı anlaşmaları tanımıyoruz mesajları verdi. Ben direkt şöyle düşündüm, yani ya HDP'nin Libya'yla ne işi olur diye ama işte mesela aynı adamla Macron ve işte Atina yönetiminin de temas halinde olduğunu Fransa'ya düşünürsek herkes birbirine işin dışı galiba bu daha, işte. Daha fecisi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Tamam. Esad'a yazmış olduğu mektup. Ya o konuda ben çok mesaj gönderilmiş yani, emin mesaj. Emin değilim mesaj. Ya o yüzden ona ben iki haftada netleşti mi yani? Girmiyorum. Ya yalanlamadılar tamam, ama ben doğrulan yani ben şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani en azından 24 ekranında biz dikkat ediyoruz bu meselelere. Tamam, tartıştık da. O konuyu ve yani resmi bir yani elle tutulur bir bilgi Esad'a olmadan Esad'a mesaj gönderip iktidara gelirsek askeri çekeceğiz demek ile "Aa ben bunu demedim hadi ispat et" diyebilirsin. Döndür paranın öbür yüzünü. İktidara geldiğimizde tezkereye hayır diyeceğiz. O zaman da hayır diyeceğiz. Aynı evet. Anlama gelmiyor mu zaten? Evet, oradan devam edelim o zaman. Hadi mesajı geçtik. Doğru. Asker çekmek ne demek? Doğru. Asker çekmek demek YPG PKK'nın rüyasında dahi göremeyeceği şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarında karakolları basmaya geldi. Hayır, PKK'nın Esad üniformasıyla nöbet tutması demek. Hayır, askerinizi çekersiniz ama nasıl çekersiniz? Suriye'de sulh sağlanır. Suriye'de sulh sağlanır. Sizin güvenlik kaygılarınız garantiler verilir size. Sahada ve masada bunları alırsın. Ondan sonra çıkarsın. Hiçbir şey almadan ben çıkıyorum Suriye'den, çekerim askerimi, tezkere izin vermem demek ne demek? Bu tamamen teslimiyetçi bir politikadır. Burada HDP ile CHP'nin dış politika konusunda aynı çizgide olduğunu görüyoruz. Yani bu tabii yani bir dış politika konusunda bakın herhangi bir fikir ayrılığı meselesi değil bu. Yani siz Libya'da nasıl Hafter'in burada yani gece ve karanlık gibi açık Türkiye'nin kimin tarafında neyin tarafında olması gerektiği. Siz Türkiye'nin Libya'daki politikasının altını boşaltırsanız Doğu Akdeniz'de kurmuş olduğunuz denklem çöker. Çöktüğünüz zaman sizi Antalya Körfezi'ne hapsederler. Ne enerjiden faydalanabilirsiniz? Demin konuştuğumuz mesele. O zaman bir yüzyılda enerji açtı çekmeye devam edersiniz. Bir yüzyılda her sene 100 milyar dolar daha fazlasını yurt dışına ödersiniz. Bu ülkenin gelecek nesillerinin vatandaşlar bu konularda nasıl aydınlatıp ikna edeceğiz? Yani mesela CHP en son oylamada HDP'li Semra Güzel'in vekilini düşürmesi oylamasında 14 ret oyu verdi. 25 HDP'li 14'te CHP'li ret oyu verdi. Ret oyu verdi bir de katılmadı. Ya bir adam katılmadı. Katılanlar da. Bir dakika katılmamak da sizin. HDP'li aynı oyu verdi. Tabii yani ama sorarsan CHP'ler... Kemal Kılıçdaroğlu kuvvacı öyle mi?
Yani burada CHP ile HDP'nin bir ittifakı var. Üstü örtük bir ama her konuda da ittifak olur mu bilemiyorum ki. Yani İttifakı, hocamın tansiyonunu çıkarttım hocam. Hocama sözü veriyorum. Hocam dertli. Burayı aslında kapatmam gerekiyor ama mevzu yok, kapatmayalım bence. Buyurun. Yani çok açıktır. HDP dedi ki tezkere oylaması öncesi, birlikte yol yürüyeceksek ilk sınavınız bu tezkereye hayır demekten geçer. Ve dolayısıyla o tezkereye hayır dedikleri andan itibaren Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi, arkasındaki emperyalizme karşı mücadelesi, Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesine karşı biz teslim olduk demektir. Bunun başka bir anlamı yok. Bunu halka nasıl anlatacağız cümlesini özel bir çabaya falan gerek yok. Ama bu hatırlatılacak sürekli. Sürekli. Ben sürekli karşımda bulduğum zaman sen oy verdin mi diye soruyorum. Niye verdin? Hani niye tezkereye hayır oyu verdin? Açıkla. İki şey söylüyorlar. Diyorlar ki canım bu tezkerede işte şey vardı, yabancı askerler meselesi vardı. Şimdi o tezkerenin metni, bu bir koalisyon güçleri diye bir şey kurulmuştu ya. Evet. DAEŞ'e karşı falan. O metni daha önce vermiştiler evet oyu. Evet evet tabii tabii. HDP'li işler koyulaşınca çizgi değişti. Sonuç itibariyle yabancı asker benim teröre karşı verdiğim mücadelede benimle birlikte olmak istiyorsa Türkiye'ye gelecek hali yok. Neresiyse terör yuvalarında yapıyoruz mücadeleyi. Evet. Buyurun Irak'ta, Suriye'de birlikte yapalım. Sürekli söylemiyor muyuz? Sen NATO müttefiki değil misin? Demiyor aynen, muyuz? Aynen. Bu ihaneti Türkiye'ye hedefe koyarak, bu insanlığa karşı suçu, bir devletin terör örgütünü desteklemesi insanlığa karşı suçtur. Bunu nasıl yapıyorsun? Buna karşı ben mücadelemden zerre geri adım atmayacağım. Ama senin de bu alçaklığını yüzüne vurmaya devam edeceğim. Çizgisinde olmadığın sürece o zaman bu ülkenin geleceğinde nasıl yer alacaksın? Her şeyden önemlidir, her şeyin önüne geçmiştir. Bu çok açık. Yani Libya meselesinde. Yani birincisinde dediler ki bize yeterince anlatılmadı. Libya tezkeresi niçin çıktı? Evet. Hatırlatalım sevgili izleyicilere. Libya'nın o iç karmaşası sırasında oldu bittiye getirilerek Kıbrıs Adası'nın tek hakimiymiş gibi Güney Rum kesimi Libya'nın haklarını gasp etti. Yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırması anlaşmalarıyla. Libya can derdindeydi. Evet. Buna sahip çıkma şansı sıfırdı. Daha sonra mevcut meşru hükümetle Türkiye arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırması gibi bir anlaşma imzalandı. İşte HDP ona karşı çıkıyor. Zorba Hafter'e koşup geldiler. Önce evet. O görevi de Yunanistan'a yaptırdılar. Evet. Kulağına fısıldadı. De ki ben iktidarı devraldığımda bu anlaşmayı yırtıp atacağım. O da onu söyledi. O anlaşma neyi sağladı? Sadece Türkiye'nin çıkarları açısından değil. Libya'nın gasp edilmiş o deniz alanlarındaki zenginliğini koruyacak olan alan hakimiyetine kavuştu. Libya kavuştu. Bunu aynı şeyi Mısır da yapabilir de Mısır da yine aynı şekilde kendi çıkarlarını düşünüyorsa Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşması yapmalıdır tıpkı Libya gibi. O günden beri hep söylüyoruz onu. Dolayısıyla buna karşı çıkan HDP ile sen aynı çizgiye düştüysen bu Türkiye'ye karşı bir karşıtlıktır. Bunu unutmamak gerek. O zaman CHP'lerin bir şapkayı önüne koyup bir düşünmesi elbette, lazım. Biz hangi yolda yürüyoruz diye yani. Biz CHP'yi yönetenlerle ona gönül verenleri hala ayırıyoruz tabiatıyla. Evet. Dolayısıyla o gönül verenlerin bunların yavaş hepsinde yavaş bir hassasiyeti varsa bunun aslında içine girmeleri gerekir. Ben şeyden konuşmayalım mı biraz bu Libya ile ilgili? İki cümle de ben edeyim mi? Edeyim. Peki vallahi yedik bu saatte. Ben bir cümle o zaman. Şimdi ne diyordu? Yahu kardeşim. Bütün yumurtaları bir sepete koymuşsunuz. Kaldı ki Hafter 3 güne kadar Trablusgarp'ı ele geçirecek. Biz birileriyle beraber olmak istiyorsak şayet Engin Altay'ı anlatıyorum. Evet evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili. Grup başkan vekili mi sözcüsün? Evet grup başkan. Evet. Kardeşim Hafter 3 güne kadar Trablusgarp'ı ele geçirecek. Seküler abi. Kaldı ki Hafter seküler olduğu için özellikle de Hafter'le birlikte bir arada olmamız lazım. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili söyledi.
söylediğinin hemen akabinde Hafter cihad ilan etti. Seküler Hafter. Hafter'in cihadına kim icabet etti? Ortodoks dendi aslında Katolik Macron. Yani neyi neresinden tutacaksınız kardeşim? Bir tanesi konuşulmuyor. Yani burada acı olan şey şu. Yani Türkiye'deki şablonlar alıp Libya'ya boca ediyor. Haritada Libya'yı göster desen gösteremeyecek olan adamlar. Libya'yı sekülerlik üzerinden okuyor, bir şeyler yapıyor. Yani bu Türkiye'deki sekülerlik tartışmasının Libya'da ne karşılığı var? Hayır, bir de yapmış olduğu analoji de yanlış. Dış politikada... Hafter seküler falan değil. Yani hükümeti ideolojik dış politika izlemekle eleştiriyorsun. O tarafta da diyorsun ki bu adam seküler, o yüzden biz buna destekleyelim yani, falan. Bir de seküler PYD bizim sınır doğusu. Tabii aynı. Yani Türkiye'ye karşıtlığı yapıyor. CIA ajanı oluyor. Zorbalık yapıyor. Tamam mı? Libya'nın da çıkarlarına zedeleyecek bir çizgiyi benimsiyor. Bunlar hiçbir önemi yok. Bunlar hiçbir önemi yok. Çünkü seküler. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sezai Temelli bir tweet attı. Yedirdiler tweetini. Aynen. Sildi. Birileri de dedi ki işte burası Arzum Pide Salonu değil Diyarbakır'da. Paris'te böyle yapamazsınız. Bak. Evet. Şimdi Diyarbakır'daki yaşayan kardeşlerimizin şunu demesi gerekmiyor mu? Ne demek lan? Aşağılık herif. Alçak adam. Yani Diyarbakır'daki Özlem Pide Salonu'nun önü yakılabilir. Diyarbakırlı'nın evladı kurda kuşa yem ettirilebilir. Diyarbakırlı'nın evladı dağlarda kim vurduya gittirilebilir. Kendi çocuklarınız Belçika'da yaşasın, İspanya'da yaşasın, Brezilya'da çaça partilerine gitsin. Ama Diyarbakır Özlem Salonu'nun önünde de bombalar patlayabilir. Yani bu kadar bu kadar alenileşmişken bunların artık yapılabilecek tek şey suratına tükürmek yani. Peki. Hemen başlığı açalım. Habibe sana zahmet. Saraçhane kavgası büyüyor başlığı. Süremiz çok hızlı akıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'leri Kılıçdaroğlu'na yönelik bir uyarısı vardı. Bu sesi vereceğim önce. Kılıçdaroğlu oğluna sahip çıktı dedi Erdoğan. Zira kavga büyüyor. CHP'nin başındaki zat çıkmış. Ne diyor? Biz baba oğul gibiyiz. Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde demeden duramadık. Şaka bir yana. Altılı masanın da yanında yöresinde kendine yol açmak için dolananların da ne yaptıkları, ne dedikleri, nereye gittikleri, hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Altılı masa denilen yıkık dökük yapıya baktığında geleceği için kime güvenebileceğini gayet iyi bilir. Daha Bismillah demeden altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Bir siyasi parti iç işlerine karışma diye bir durum yok. Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi feraset, siyasi irfan veymiş ve siyasi saygıymış, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. Şu kişiyi bu görevden alın, şu göreve koyun dersem ben o iç işte karışmak olur. Ama o masaya Sayın Kılıçdaroğlu tarafından verilen görev o masanın aday tespiti. O tespit konusunda herkes hür ve bağımsız. Altılı masada insanların birbirine saygı duyması şarttır. Sadece 16 milyon İstanbulluyla bırakırsanız işi, o çerçevenin içine koyarsanız biter. O şarkılar biter. Şimdi Sayın Alabar'da hızlı bir değerlendirme alayım sizden. Hem Erdoğan'ın evladına sahip çıkıyorsa hem de Akşener'in zehir zemberek açıklamaları. Yani Kılıçdaroğlu'na gerçekten sert cevaplar verdi. Hatta şöyle bir ifadesi var. Sen 16 milyon dersen bu şarkı da burada biter diye söylüyor. İpler epey gerildi mi sizce? Nereye evrilecek bu mesele? Yani şimdi biz Enes Hocam, Yaşar Hocam farklı muhalif seslerin de olduğu kanallara çıktığımızda altılı masada aralarına sigara kağıdı bile girmeyeceğini iddia eden müptezel adamlar vardı yani. Ya olur mu her şey dört dörtlük falan. Ahmak diyor adam. Ahmak. Ya pardon Meral Hanım. Ahmak diyor.
Kemal Bey eğer bunun hedefi değilse kim? Burak Avuncu açıklama yapıyor. Efendim o diyor kendiliğinden gelişmiş bir olaydı diyor. Yani İyi Parti'nin... Saraçhane buluşması. İyi Parti'nin yetkilisi Burak Avuncu dedi ki bizim anketlerimizde Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu çıkıyor falan dedi. Bundan bir buçuk ay önce çıktık yayına. O diyor öylesine diyor sorulmuş bir soruya verilmiş cevap. O zaman biz hiçbir analiz falan yapmayalım. Siz kendiniz çalın kendiniz oynayın yani. Şimdi geldiğimiz noktada masanın tutar yanı yok. Şimdi Meral Hanım'ın ama burada kendince haklı olduğu nokta var. Yani altılı masa etrafında bir ortak aday belirleyecek isek diyor. Benim adayım Ekrem İmamoğlu kardeşim diyor. Yani bu senin partinin işine karışmakla alakası değil diyor. Peki Kılıçdaroğlu niye haklı? Ya kardeşim 10 seçime girmiş, 10'unda da sırtı tuşa gelmiş Kemal Kılıçdaroğlu. Geçtiğimiz 2018 yılında icra edilecek seçimlerde Muharrem İnce'yi niye gösterdiniz adayda kendiniz olmadınız şeklinde sorulan suale ben bir partinin genel başkanıyım. Bak birebir söylüyorum. Ben bir partinin genel başkanıyım ama cumhurbaşkanı seçilirsem gideceğim orada namusum üzerine yemin edeceğim. Nasıl tarafsızlığımı koruyabilirim? Bir partinin genel başkanlığından gelmiş bir adamım. Benim namusum bu kadar basit mi diye kendi cevapları var. Evet. Ne değişti? Yine partinin genel başkanısın ve cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini alenen söylüyorsun. 13. Cumhurbaşkanı adayı diye çağırıyorlar. Kürsüye çıkıyorsun. Sivas'ta yerel televizyonda bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyin diyorsun. Ha o zaman anlıyoruz ki Kemal Bey şöyle haklı. Kardeşim ben bir tek içinizde sol partiyim. Etrafta 5 tane daha sağ parti var. Ben bu masayı kendime özel kurdum. Yoksa yani Ahmet Davutoğlu gibi terazinin skalasında hani diyor ya %49 oy aldım. 0.49 çıkmıyor anketlerde. Seçilmiş son başbakanım %49 aldım. Çık milletin kantarına bakalım 0.49 çekecek misin? Peki neden Kemal Bey'in masasında? Tüy koparsa kar çünkü. Mesele o. Kemal Bey kendisi için masa kurdu kardeşim. 5 tane sağ partiyi milletvekilliğine boğacak. Hiç Cumhuriyet Halk Partililer milletvekili sırasında falan beklemesinler. Bak buradan ikaz ediyorum. 81 vilayetteki dağ, tepe, dere, bayır, köy, kasaba, mezra, bucak gezen CHP'li insanlar var. Var yani. Var, var. Ve alın teri akıtıyorlar bunlar. Bak ben buradan size söyleyeyim. Hiç heveslenmeyin. 20'şer 20'şer dağıtacak Kemal Kılıçdaroğlu. Fermuar sistemi konuşuluyor. Duydun mu fermuar sistemini? Aralara 20 tane CHP'li, 20 tane İyi Partili, 20 tane işte Ahmet Davutoğlu'nun partisinden, 20 tane Deva Partisi'nden yine 20 tane CHP'li. Sizin işiniz kara kışa kaldı yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dağda, bayırda, yağmurda, yazda, güneşte, çamurda karış karış dolaşanlarının hiçbirisine milletvekilliği ihtimali kalmayacak. Karşılığında ne olacak peki? Karşılığında da Kemal Bey seçilebilirse reisi cumhur seçilecek. Şimdi diyor ki ben masayı kendim için kurdum. Meral Hanım'ın da yaptığına bak diyor yani. Çıkartmış 16 milyon için seçilmiş Ekrem İmamoğlu 85 milyon diye masaya getirmeye kalkıyor. Müsaade etmem diyor. Son cümle. Bu vakitten sonra Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını koymaz ve bu konuda da masada ısrarcı olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetmesine rağmen konuşulmaya devam etti. Ama o tarihten itibaren siyasi mevtadır. Geri adım asla atamaz, atmamalı ve onun da hakkıdır aday olmak. Peki. Son cümlem. Buyurun. Ekrem İmamoğlu da bu vakitten sonra iyi bari ben işimin başına döneyim. 4 seneden bu yana İstanbul hiçbir şekilde hedefimde olmadı ama en azından sağı solu bir toparlayayım da son bir sene çalışayım falan moduna girerse o da en büyük kaybeden olur. Çünkü ata alan Üsküdar'ı geçti. İstanbul'un hali pür melali herkesin gözünün önünde. Olsun en azından Avcılar'daki üst geçidi boyama kararı almışlar. Neyi boyama? Avcılar'daki üst geçidi boyama kararı kardeşim, almışlar. Yakında boyayacaklar. Bak basite indiriyorsun. Ama çok çürüdü çöpecek diye. Başka bir şey söyleyeyim şimdi sana. Bu ülkede kebabı tabakta alıp da milletin önüne koyan adam kebabın kokusunu uzaktan satan adam kadar ilgi duymuyor. İlgi görmüyor. Bugüne kadar icraat diye ortaya koydukları Esenler Otogarı'nın helallarının
aynalarıyla fayanslarını değiştirmenin dışında ortaya koyulmuş hiçbir şey yok. Peki. Senerci Salihoğlu efendim, buradan devam edersek gerçekten Kılıçdaroğlu bundan sonra silinir mi siyaset sahnesinden? Bu son kozumu yani geri adım atarsa. Bir de son dönemde İmamoğlu'nun manşetleri vardı hem Cumhuriyet Gazetesi'nde hem Sözcü'de. Bir anlamda yıkıldım ayakta mesajımı veriyor. Çünkü şöyle söylüyor her seferinde Erdoğan için yaptığı açıklamalarda, Erdoğan'ın kabusuyum ben. Kasımpaşalıyım diyorsa işte karşıma çıksın gibi ifadeleri var. En sonunda İsmail Saymaz da Beştepe'de İmamoğlu zirvesi yapıldı diye bir yazı yazdı. Sonra özür diledi içindeki hatalardan dolayı. Esas mesele şey mi yani, bir şekilde İmamoğlu'nu hala potada tutmaya mı çalışıyorlar? Kesinlikle öyle. Yani bu arada 2 dakikam kalmış burada. Öyle mi? Sonra devam ederiz. Ederiz değil mi? Şu kadarını söyleyeyim. Burada aslında Kılıçdaroğlu bu konuda bir kararlılık göstereceği anlaşılıyor. Fakat üzerinde bir irade hamle yaparsa o kararlılık çözülebilir. O da küresel. Kılıçdaroğlu'nun üzerine bir irade mi var? Herhalde o irade hamle yaparsa o kararlılık çözülebilir. O irade kim diye sorman lazım. Yani, Rifkin değil. Evet. Rifkin değil. O irade emperyalizmdir. Yani küresel güç falan demiyorum. Ben her şeyi adıyla çağırmaktan yanayım. Çünkü bu Saraçhane'nin tablosuna onlar pozisyon aldılar. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yememiş, içmemiş. Demiş ki Amerika'nın mahkeme kararı karşısında derin rahatsızlığı varmış. Evet. Ve hayal kırıklığı içindeymişler. Avrupa'da da var, rahatsız olan çok kişi var. Yani bu derin rahatsızlık terör örgütünü desteklerken hiç devreye girmiyor da Türkiye'de bir mahkeme kararına ilişkin Amerikan hükümetinin derin rahatsızlığını ifade ediyor. Bu çok açık bir şekilde kimi istediklerini ortaya koyuyor. Bir de bu 15 Temmuz'da adı geçen eski CIA danışmanı vardı, hani Henry Barkey. O hatta kendinin ortak aday olacağını sanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Detayı okumayayım. Kaybedenlerden. Evet. Değil mi? Ve yine Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Katy Perry. Vallahi bu isimler İbrahim Güneş iyi gazeteci dese ben kendimden şüphe ederim. Tabii et zaten. Ederim tabii. Değil et. Ederim yani hemen. Tabii, ederim. Tabii ki. Yani. Ben ne yapıyorum acaba derim. Kesinlikle. Dolayısıyla bütün bunlar ve bunlar görünen yüzleri. Arkasındaki asıl daha bunların ağababalarının bir yani hep şunu söylüyoruz. 2023 Türkiye açısından bir geleceğinin o tam bağımsızlık mücadelesinin bir sınanmasıdır. Peki bir mola rica edelim, birazdan bekleyiz. Efendim devam ediyoruz. Saraçhane kavgası büyüyor başlığı masamızda. İç siyasetteki önemli gelişmelere bakıyoruz açıkçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na olduğuna sahip çıktığı uyarıları vardı. Onu paylaştık. Akşener'in ben böyle ahmaklık görmedim diye kendisinin Saraçhane buluşmasına gitmesini eleştirenlere sert tepki göstermişti. Onu paylaştık. Ve Sayın Aziz Salihoğlu buradan değerlendirmelerde bulunuyordu. Ha. Bir de müsaadenizle bir de manşetleri ekrana versin arkadaşlar. İmamoğlu bu süreçte hem küs oldu Sözcü gazetesiyle kucaklaştı, hem de Cumhuriyet ve Sözcü de aynı günde bu manşetleri çıkarttı. Kendi açısından bir başarı diye düşünüyorum. Ardından da İsmail Saymaz Halk TV'de hem yorumlar yaptı hem de bir köşe yazısı yazdı. İşte Beştepe'de İmamoğlu zirvesi yapıldı diye. Acaba İmamoğlu halen işte ben masadayım ve işte geri adım atmış gibi görünsem de, kendi açıklaması vardı hani Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır gibisinden, ne yapmaya çalışıyor yani? Erdoğan'a beni muhatap al, Kılıçdaroğlu muhatap alma mesajı mı göndermeye çalışıyor? Yani çok açık öyle, kaldı ki bunu cesaretlendiren, sürekli diri canlı tutan bu fikri Akşener oluyor hiç kuşkusuz. Yani ne zaman Kılıçdaroğlu'nun adı geçse Meral Akşener kazanacak aday vurgusunu yapıyor. Nitekim grup toplantısına davet edildi İmamoğlu. Orada her şey bitti diye düşündü herkes ama. Yok, öyle olmadı. Ondan öncesinde bir gazeteciye verdiği röportajda İmamoğlu işte bu işte futbol metaforu üzerinden sahaya girmeye hazır. Teknik direktöre mesaj attı. Direktör, evet, teknik direktöründe ben Kılıçdaroğlu olduğunu sadece düşünmüyorum hiç kuşkusuz. Onun çok geniş bir yelpazesi var. Teknik direktörler grubu var. Orada başka bir şey daha var. Kazanacak aday
cümlesini o da sarf etti. Dolayısıyla aynı literatürü kullanıyorlar, aynı noktadalar. Oradan gördüğü büyük destek ve cesaretlendirmeyle yol alıyor. Nitekim Saraçhane'deki o ilk hamlede otobüsün üstünde İyi Parti vardı. Başka kimse yoktu. Yani il başkanı vardı belki ama adı da anons edilmedi. Zaten o da vücut diliyle şeyleri kenarda kapamıştı tamamen. Kenarda çok müstehsi bir bakışı vardı. O açıdan yani oradaki görüntü, hani Meral Akşener bizim ortak adayımızdır hatırlatmasını yapıyor ama oradaki görüntü İYİ Parti'nin yani ortak, kulis bilgisini doğrulatamadık tabii. Böyle bir şey doğrulatmak ne kadar kolay bilmiyorum ama en azından hani ekranlarda konuşulduğu için söyleyebilirim. Sayın Kılıçdaroğlu da beni bekleyin diye telefonla İmamoğlu'na söylemiş, Almanya'dan dönüyorum özel jetle diye, ama beklememişler. Evet, yani sonuçta bu görüşme olmamış da olsa ortaya çıkan tablo çok açık. Nitekim yine şeyin İYİ Parti'nin bir milletvekili, İzmir milletvekili bir yayında hani Kılıçdaroğlu olmadan bu görüntünün olması hani iyi ki de olmadı, bu bize yaradı gibi bir cümle kurdu. Yani çıkan sonuç, tablo her şeyiyle çok açık bir şekilde o sevinç görüntüleri de burada Ekrem İmamoğlu'nun ısrarla yani şimdi siz gösterdiğiniz aradan önce aday belirleme hür bağımsız bir eylemdir. Bu sadece hani Kılıçdaroğlu'na ait bir şey değildir cümlesi. Aslında biz de adayı belirleyeceğiz. Yani yavaş yavaş o adım yaklaşıyor. Dolayısıyla eğer Kılıçdaroğlu tarafından, Sayın Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını tabiatıyla bugüne kadar defalarca altını çizdiği gibi onlar belediye başkanlıklarına devam etmediler, ortak aday önerisiyle gelmeyeceğini düşünecek olursak giderek bu önerinin hani önerirseler bunu kabul ederiz şeklinde Meral Akşener'in çizgisi bir aday önermeye doğru da gidebilir. Ama burada şeyi de fark etti tabii Akşener. Fark etmenin ötesinde bir planlı adım da olabilir. Sonuçta bu altı masanın etrafındakiler ilk ve son seçimlerine girmiyorlar. Dolayısıyla her birinin kendine ait sakladıkları bir parça geleceğe de dair ajandaları var. Seçimi kaybetme durumunda nasıl bir pozisyon alacaklar? B planları da hazırlanıyor. Yani yapmıyorsalar eksik yapıyorlardır kuşkusuz. Dolayısıyla hani şeyin Sayın Akşener'in ısrarla ben birinci parti olacağım vurgusu aslında CHP'nin de oy kayışının da bir dışa vurumu aslında. Yani hedeflerden biri de o. Burada parti içindeki o ayrışmaları, saflaşmaları da bir fırsata dönüştürme çabası içine girebilir İYİ Parti, CHP'nin. Sizin de belirttiğiniz gibi yani medya bir kere ayrışmış durumda adeta. Evet. Yani CHP medyası diyebileceğiz diye. Of. Net belli bu oluyor da artık. Boyutlanmış durumda. Başka bir şey daha söyleyeyim. Tabanda özellikle Ankara ve İstanbul için, özellikle İstanbul için de Ankara da buna dahil. İyi Parti, CHP'lilerden çok İyi Partilerin itibar gördüğü işe alımlarda birçok şey. Belediyelerde halka hizmet için yarışıyorlar ve İyi Partiler önde diye konuşuluyor. Böyle bir huzursuzluk da var. Hatta CHP'den ayrılıp İyi Parti görüntüsü altından belediyeye yönelen üyelerin bile olduğu şeklinde bir dizi rahatsızlığında dışa vurduğu çok açık. Yani Kılıçdaroğlu'nun hani iç işlerine karışmama vurgusu nihai en kapsamlı, en açık vurguydu. Yani İmamoğlu'nu ikide bir önümüze getirme. O konuda da bu fena çarparım cümlesi vardı, evet, ya. Sert yani, bir ifade gerçekten. Çok bir sert ifade bu. Yani kimseden izin alma mecburiyetimiz yok. Öyleyse fena çarparım gibi. yani herkes diyor bir haddin hududunu bilsin diyor. Evet. Yani ben Meral Akşener'im. Yani öyle. Kılıçdaroğlu'nun da baba oğul metaforu üzerinden bu işi ne kadar dizginleyebilir şüpheliyim. Çünkü ısrar sürüyor. Başta dediğim gibi. Biraz hayırsız evlat sendromu yaşıyor Kılıçdaroğlu sanki. Dolayısıyla toplumun aklıyla da alay ediliyor. Hiçbir sorunumuz yok baba oğul gibi insan. Yani, biz boşuna burada doğruya geçtik. Boşuna yani, nefes tüketiyoruz. Baba ama tek baba yok biliyorsunuz. Evet. Baba var, oğul var. Doğru. Aradan önce o son noktada hani bir iradeden söz ettim. Bu iradeye kuşkusuz ihtiyaç da duyacak olan, hatta hamle de yapıp arayışa da girmiş olan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Yani önce o gitti Amerika'ya, işte evet. İngiltere ve Almanya yarım kaldı falan ama bütün bunlar aslında o destek arayışlarıydı. Orada umduğunu bulamama durumu
sürekli aslında İmamoğlu'nun daha çok öne çıkıyor olmasıyla karşılaştığında burada kuvvetli bir ısrarın karşısında duramama ihtimali de var. Umarım durur. Peki. Öyle diyeyim. Evet. Londra'da bir gazeteciyle buluşmuşlar. Amber'in zamanla. Evet, evet. Çok yüreklendirici bir konuşma oldu tabii. Benim açımdan. Çok güzel olacak diye mesajlar atmıştı. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Sayın Bahçeli'nin de bu meseleyle ilgili bir değerlendirmesi var. Bir kısacık hatırlatayım izleyicileri, sonra devam edelim. Saraçhane'de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını, varlıklarını ibra etmeleri ve iddiayla sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Baba ile oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların da bizde varız çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki iki partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır. Baba ile oğul çekişmeli, baba ile abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi değerlerinde seyircidir. Veli nimet olan ittifak ortağına çarparım diye tehditler savuranların nesine itibar edelim? Siyaseti miras paylaşımına ve tarla kavgasına dönüştüren akılsız talancıların neyine bakalım, neresiyle alakadar olalım? Aslında Sayın Bahçeli de buradan tam olarak söylüyor. Yani nasıl olacak da ülkeyi yönetecekler bu şekilde? Şimdi Sayın Bahçeli ilginç bir benzetmede bulunuyor. Tarla kavgası diyor. Ya. Miras kavgası diyor. Şimdi bunların bir tarlası var. Bu tarlanın üzerinde bayağı bir... Birileri ekmiş. Yok, hepsinin bir söz hakkı var. Hepsinin işte birinin hisseleri var. 1/8 hissesi var. Birinin 1/8 hissesi var. Birileri bunları üflemiş kulağına, demiş ki sizin bu tarla acayip prim yapacak. Burada işte imar gelecek. Şimdi onun kavgasını yapıyorlar. Böyle bir şey hayalden ibaret. Şimdi tabii baba var, oğul var, abla var, ondan sonra kardeş var biliyorsunuz. Yani oğul dediğimiz Ekrem İmamoğlu, oğul baba oğul gibi. Bir de onun kardeşi var, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı var. Üvey evlat var, HDP. Ondan sonra dayılar var. Bir de Uncle Sam var biliyorsunuz, bir de amca var. Yani baba oğul kutsal ruh. Bütün bu denklemi bir araya getiren bir kutsal ruh var. Bunlara bu dizaynı üfleyen. Emperyalizm mi? Hocamın dediği şey emperyalizm. Şimdi bütün burada tabii kan gövdeyi götürüyor aslında. Yani müthiş bir siyasi mücadele var burada. Bu resme baktığınız zaman aslında bir seçimleri kazanmaları durumunda nasıl Türkiye'yi yöneteceklerini de göstermiş oluyorlar. Geçen bir video düştü sosyal medyaya. Babacan'ın işte daha konuşacağımız konular üzerine konuşmayı daha konuşmadık falan diye bir şeyi var. Gerçi 7 ay önce. 7 ay önce yani, ama bugün daha hala geldiğimiz noktada aslında çok da ilerleyemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu da son dedi ki ya adayı dedi seçim takvim belli olunca açıklamayı planlıyoruz dedi. Şimdi ortada gerçekten çok garabet bir durum var. Şimdi Ekremciler ve Kemalcilerin kavgasını ben takip ediyorum sosyal medyadan. Gazeteciler, entelektüeller, akademisyenler. Şimdi bunların bir kısmı böyle daha Amerikancı, Avrupacı, AB'ci olan çevreler. Bunlar Ekremcilik yapıyorlar. Ekrem'i destekliyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. Can Ataklık Kemalci kesin belli yani. Bir de Kemalci çevre var. Fakat şimdi Ekremcilerin aslında trajedisi daha büyük. Çünkü Ekremciler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte Türkiye'de şöyle sorunlar var, böyle sorunlar var. Demokratikleşmeli, insan hakları falan diyorlar. Dolayısıyla ilkesel bir siyaset ortaya koyduklarını söylüyorlar. Ortaya koydukları aday da Ekrem İmamoğlu yani. Bu Ekrem İmamoğlu üzerinden bütün bu projeyi gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar. Halbuki Ekrem İmamoğlu'na baktığınız zaman da Ekrem İmamoğlu da aslında kendilerini eleştirdiği birçok özelliğe sahip olan bir siyasetçi. Mesela müteahhit. Müteahhitlikten siyasete gelmiş. Yine işte ANAP çizgisinden, sağ siyasetten siyasete başlamış. Sonra CHP'den aday olmuş. Bir isim aslında Türkiye'deki 90'lardaki o sağcı siyaseti, muhafazakar sağcı siyaseti hatırlatan bir isim aslında bir açıdan bakacak olursanız. Ve bunun üzerinden bütün bu projeyi gerçekleştireceklerini düşünüyorlar. Bu da onların trajedisi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun korusu ve sadece tek bir kriterleri var bakın. O kriter ne? Kazanabilecek olması. Yani diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nu da seviyoruz.
Ama ona şundan dolayı karşı çıkıyoruz. Yani bütün bu ülkenin önüne koyduğunuz vizyon bir adayın kazanabilecek olması mı? Yani onun düşüncesi, onun projesi, onun vizyonu, onun Türkiye ile ilgili düşünceleri, ekonomisiyle ilgili düşünceleri, dış politikasıyla bütün bunların bir önemi yok. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazandı. Türkiye seçimlerinde kazanabilir. O yüzden bunu destekleyelim. Başka yani bu kadar bir makyavelizme, bu kadar peki gerçekten şöyle, şapka çıkartılır. Şöyle yani. Bir sorum olsa şimdi son günlerde bir de şey başladı işte lider önemli değil, önemli olan sistem tartışması başladı ve acaba hani nerede? Oldu da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu olmadı, şapkadan son anda birini çıkarıp ya biz bunu seçin. Zemin hazırlanıyor. Bu ne olacak? Önemli değil. Bu önemli değil. Zaten kimi seçersek seçelim önemli değil. Önemli olan sistemin işlemesi. Bakın ortada güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir sistem getirir. Bu mükemmel bir sistem. Zaten işler tıkır tıkır gidecek gibi. Ne zaman getirecekler? Bu seçimden sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçiyoruz? Yani geçemez. O da ayrı bir şey. Yani bir dinlerken yoruluyor insan senaryoları. Cumhurbaşkanını halkın seçtiği dünyanın neresinde parlamenter sistem var? Ya şunu düşünün. Şimdi %50 Bunu mahcubiyetten koymak zorundalar. Hayır, %51 ama içini boşalt. Tabii. 50+1'de seçilecek adam onu bir konsey yönetecek. Ya da gidecek. Ne onun adı? Yetkilerini parlamentoya verecek. Hocam onun adı ne? Niye konseyin? Versin? Cumhurbaşkanı Güdücüler Kurulu. Vesayet. Vesayet. Cumhurbaşkanı Güdücüler Kurulu. Rejimidir. Yani İçinde kim var? Halkın 0.05 almış Temel Karamollaoğlu'yla. Ama öbürü 56.1 almış olacak. O yönetecek onu. O gidecek Demokrat Parti'nin ismini bilmediğimiz başkanına. Evet. Biden bana bunu teklif ediyor. Ne diyorsun diyecek. Evet. Öyle mi? Yani bu ortada bir sistem olsa, üzerinde anlaşılmış bir ilkeler silsilesi, ekonomiyle ilgili bir proje, bir model, dış politikayla ilgili. Yani şu anda gerçekten altılı masa ciddiyse, Türkiye'yi yönetmeye talipse, bizim önümüzde böyle cipler dolusu doküman dökmeliydi. Ortada hiçbir şey yok. Var. Ne var? Beyaz duman çıktın mı ikinci aşamaya geçecek. Yani ne var? İşte oturduk konuşuyoruz, işte anlaşacağız. Yazının puntoları i̇şte, da belli. Bu mu olacak aday, bu mu olacak puntolar aday? Puntolar da belli. İşte bir anayasa taslağı, soyut meseleler üzerinden Türkiye'nin önüne bir vizyon koyduklarını düşünüyorlar ve buradaki temel sıkıntı, kavga da her geçen gün büyüyor. Demin sen söyledin, geçmişte bunları tartıştığımız zaman aman canım hep CHP'yi konuşuyorsunuz, hep CHP'yi tartışıyorsunuz. Neyi tartışacağız? Yani bu ülkenin ana muhalefet partisi, bu ülkeyi yönetmeye talip, onun projeleri ve vizyonunu tartışmamız lazım. Peki. Bugüne kadar bunu hep kendileri inkar ediyorlardı. Şimdi ama sosyal medyaya bakarsanız hepsi bunun farkındalar. Diyorlar ki bu adaylık tartışması artık masanın tamamen altını boşaltmış durumda. Bir aday belirlenemiyorsa analitik tartışmanın kendisi aday da belirlenmeden adaya zaten zarar verdi. Yani bugün aday ortaya çıksa ciddi 3-0 maça yenik başlayacak baktığınız zaman. Peki Erdoğan'ın bir açıklaması vardı bu aday meselesiyle ilgili olarak. Zira Saraçhane buluşması ve sonrasındaki süreçte sürekli olarak işte Erdoğan İmamoğlu'ndan çekindiği için mahkemelerden siyasi yasak ve ceza kararı çıkarttı. Algısı pekiştirilmeye çalışılıyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Siyaset meydanı er meydanıdır. Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Fiskos masasında aylardır ne sinsi kirli pazarlıklar yaptılar. Amaç ne? Erdoğan'ı ve onun şahsında Cumhur İttifakı'nı devirmek. Peki yerine ne koyacaklar? Belli değil. Hadi bunu başardılar. Gelince ne yapacaklar? Söyledikleri tek şey, bizim yaptıklarımızı yıkacaklar. Şimdi Sayın Alabar'da buradan devam edersek özellikle hafta sonunda Reuters haber ajansı bir şef yardımcısı arıyorum diye bir ilan dolaşıma soktu ve ilanda işte Erdoğan'ın ülkeyi nereden nereye getirdiğini, işte nasıl işte laiklikten uzaklaştırdığını, işte Türkiye'nin nasıl bir karanlığa sürüklendiğini biraz da mübalağalı anlatıyorum ama özetle ben gerekirse Erdoğan'ı karalayabilecek tarzda yazı yazabilecek kişi arıyoruz diye bir ilan çıktı. Ondan sonra İletişim Başkanı Altun da tepki gösterdi. Ya bu gazetecilikle ne alakası var, bu propaganda metni olabilir ancak diye söyledi. Şimdi Guardian'da işte muhalefet Erdoğan'a karşı birleşmeli diye yine bir makale vardı. Yine Fransa'daki olayların bir kısmını Türkiye'ye bağlama çabaları işte az önce paylaştık. Yine Batı medyası böyle Türkiye'yi bir şekilde dizayn etmeye ya da Erdoğan'ı bir şekilde devirmenin planlarını ortaya koymaya mı çalışıyor? Onlara ne?
Ayrıca da yani bu Batı medyası niye bu kadar üzücü seçimlerle ilgileniyor? Bir fıkra anlatayım mı? Buyur, buyur. Sözünü keseceğiz. Abi neşemizi bulalım abi. Şimdi çok geriliyor bazen. Geçmiş seçimlerde orta. Çok İsmail güzel... Kapan abi olduğunda şiir okutuyorum. Ya evet, İsmail Bey'in şiirleri efsane. Çok seçimlere yalnız müdahil oldular geçmişte biliyorsunuz. Bunun ters ettiğini düşündükleri için şimdi kendi kendilerine aralarında konuşmalarında sosyal medyada bunu aman Türkiye'deki seçimlere müdahil oluyormuş görüntüsü vermeyelim ters yapıyor Türkiye'de diye konuşuyorlar ama hı-hı, akrebin biliyorsunuz meşhur fıkrası geçecekmiş nehirden demiş ki kurbağaya ya demiş beni sırtına al karşıya o da demiş ki sen sokarsın beni demiş falan ya yok yapmam demiş falan yolun yarısında sokuvermiş demiş ki niye yaptın huyun kurusun demiş şimdi huyları kurusun ya bunlar kendilerini tutamazlar bakın göreceksiniz seçim yaklaştıkça böyle bodoslama Türkiye'nin seçimlerine müdahil olacaklar girecekler evet, geliyor zaten dalga. Doğru. Şimdi Reuters'tan bahsediyoruz da Cumhuriyet'le Sözcü'den de bahsedip öyle giriş yapayım. Peki. Erdoğan'ın konuşmasıyla da birleşmesi açısından. İran'da vermiş arkadaşlar bu arada. Şimdi kendisine okumuyor ama o çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantılarında ya da işte basın açıklamalarında sonradan YPG'li olduğu, DHKPC'li olduğu ortaya çıkan kişilere bile mikrofon tutuldu. Meral Akşener'in grup toplantısında köylü çiftçi diye çıkartılıp daha sonrasından üçkağıtçı çıkan adamlar oldu. Onlara mikrofon verildi de İmamoğlu'na mikrofon verilmedi de kardeşim. Oraya getirtti. 16 milyonun seçilmiş belediye başkanısın. Hizmete otur devam. Oturduğun yerde dedi. Mealen söylüyorum ben. Evet. Hırsını alamadı. O da gitti Cumhuriyet'le Sözcü'ye manşet attırdı. Peki acaba Sözcü gazetesine gidip manşet attırdığında Sözcü gazetesinin sahibinin annesinin evine zabıta gönderdiği için özür de dilemiş midir? Mesela benim aklımda deli soru bu. Barışmış gibi görünüyorlar. Öyle mi? Çocuğum olmuş tamam. Yani bilemiyorum. Çünkü o fotoğraflarda sarılıyorlardı. O manşette ne diyor? Ben Erdoğan'ın kabusuyum. Evet. Kendi kendine paye vermiş. Evet bence de İmamoğlu Erdoğan'ın kabusu. Neden kabusu biliyor musun? 1994 yılında İstanbul'u aldığı güne geri döner diye ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı kabuslar görüyor. Hmm. Neden kabuslar görüyor biliyor musun? İnsanlar evlatlarını niye severler? Sadece evladı olduğu için değil, emek verdiği için. Öpüp koklayıp büyüttüğü için. Ya kardeşim, gençlere anlatamıyoruz belki ama söylesek inanmazlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 94 yılında Erdoğan, o Türkiye'nin o şartlarında, yani yerel yönetimlerin gücü o kadar limitliydi ki, tabii, tabii. İstanbul'u aldığında suları akmıyordu. İnsanlar su kuyruklarına girmişti. Ümraniye'de çöplük patladığı için 38 kişi ölmüştü. Çöplük patlıyor. Plakalara tek çift uygulaması yapılıyor. Trafik adeta keşmekeşe dönüşmüş. Yeşil alan diye bir şey yok. Evlerinde kömür yakılan bir İstanbul. Böyle alındı. Nefes alamıyorsun şimdi maskeyle. 4 yıl içerisinde dikey bahçeler para yokluğundan mütevellit kaldırıldı. Temel atmama törenleri yapıldı. Biyolojik arıtma tesisleri açılmadı. Marmara'yı müsilaj kapladı. Şimdi Erdoğan haklı olarak kabus görüyordur yani. Metro şantiyelerine taş döndürüldü. Yani hakikaten kabus görüyordur. Yani şehir hastanesi açılıyor. Şehir hastanesinin yolunu yapmayan bir belediye var. Erdoğan kabus görmez mi? Eliyle su sorunu çözdü. Islanca dağlarından su getirdi. 20'nin üzerinde arıtma tesisi İstanbul'da inşa edildi. Ben Sayın Bakan Veysel Eroğlu'yla bir görüşmemde bugüne kadar İstanbul'a hangi arıtma tesisi yapıldıysa ama biyolojik ama normal tamamı devri iktidarımızda yapılmıştır diye net ifadeler sürdü. Şimdi gençlere bakıyorsunuz çevreci dönüyorsunuz sarılıyorsunuz şeye İmamoğlu'na işte bir tane genç tiyatro ortaya koydular. Eyvallah tabii ki yani gençler İmamoğlu'nu da sever, Erdoğan'ı da sever. Şunu da soracaksınız. Biz sizi çevreci diye seviyorduk ama Yusuf Alabarda diye bir adam çıkmış 4 yıldan bu yana bir tane arıtma tesisi kendinizin projelendirdiği açmadığınız söyleniyor. Bunu söyleyince şunu söylüyor. 4 yılımla 20 yılı kıyaslıyorsunuz. Erdoğan'ın 4 yılıyla senin 4 yılını kıyaslıyoruz. Şimdi buradan geçelim. Cumhuriyet ve Sözcü'nün manşetlerini. Erdoğan'ın kabusu. Gerçekten de kabusu. Çünkü Erdoğan'ın bir bebek gibi öpüp koklayıp büyüttüğü ve birçok sıkıntılarını çözdüğü İstanbul tekrar kabusu yaşıyor. Yaşıyor yani görüyoruz bunu. Şimdi
Aynı. Yani her gün artık vatandaşlar şey gönderiyor. Yolda bu, kalan yanan otobüs biz artık yapmıyoruz. Bu adam. Manşet tekrar arkadaşlar gelirse aslında bu yani Cumhuriyet'in manşeti. Diğerine döner misin arkadaşlar? Sayın Kılıçdaroğlu'nadır. Erdoğan'a yani değil. Erdoğan'ın kabusu benim. Seni kale almaz mı? Diyor. Hayır. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'na. Kabusunu. Aday devam ediyorum. Aday benim. Erdoğan'ın aday benim. Aday sen benim demek bu aslında. Senin kabusun benim. Benim. Yani bu kızım sana söylüyorum. Anladım sen anla. Hocamın yorumuyla. Şimdi buradan Reuters'a gelelim. Reuters bir ilan veriyor dediğin gibi. Evet. Erdoğan aleyhine ben tabii ki basitleştiriyorum. Evet. Erdoğan ve Türkiye aleyhine yazacak şey istiyor. Peki ne diyor Reuters? Tam ben metnini getirdim bak buraya. Reuters diyor ki Türkiye diyor Kuzey Kafkasya'da ve Kuzey Afrika'da diyor askeri güç tahkim ediyor ve önemli ekonomik buralarda faaliyetler yürütüyor Kuzey Afrika'da dahil olmak üzere. Türkiye'de laik seküler yaşam tehdit altına giriyor diyor falan. O da bir bitmedi ya 50 yıldır şeriat gelecek diye. Ya kardeşim birilerini alıp camiye zorla götürüp namaz falan mı kıldırmışlar da laik dikerler? Ama deminki söylemle nasıl uyuşuyor? Libya'da sekülerleri desteklemeli, Türkiye'de sekülerizm. Tabii. Reuters. Şimdi Reuters bile diyor ki Kafkasya ve Kuzey Afrika'da Türkiye güç konsolide ediyormuş. Affedersiniz size mi soracak konsolide ederken? Diyor ki ama buraları benim parselli malım. Sen buraya göz dikersen... Bak diyor 1. Dünya Savaşı da 2. Dünya Savaşı da bu sebepten çıktı. Özellikle 1. Dünya Savaşı sömürge paylaşımından dolayı çıktı. Şimdi Reuters bunu yazıyor. The Guardian ne diyor? Erdoğan bir daha seçilmeyi hak etmiyor. Kime soracağız? Londra'nın idrar kokan sokaklarındaki İngiliz'e mi soracağız yani? Öyle yani bu işler. Ya da New York Times'ın editörleriyle yaptığı toplantıda Biden ne diyor? Bu sefer diyor darbeyle değil. Yani orada bu sefer darbeyle değil derken sana bir şekilde acıdığından dolayı değil. Darbeyle olmadığını gördüğü olmadığını için. Gördüğü için. Bilgisayar oyunu zannettim diyor ya o akşam. Evet ya. Tamam mı? Şimdi New York Times'ın editörleriyle diyor ki bu sefer diyor içerideki muhalefetle bu işi yapacağız. Dediğinin 3. günü Kemal Kılıçdaroğlu çıktı CHP genel merkezinde mecliste genel kurulda. Dostlarımızla iktidara geleceğiz dedi. Dedi evet. E şimdi yani daha neyi söyleyelim İbrahim ya? Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı vardı. Onu da hemen hatırlatayım. Dedi ki seçimlerin kilidini gençler açacak. Erdoğan şu veya bu parti değil bizatihi sizler bu seçimin kilidini açacaksınız dedi. Yani gençler size çok görev düşüyor. Onu söylememiz gerekiyor. Özellikle bizi izleyen büyüklerimize de lütfen rica ediyoruz. Gençlere bu meseleleri anlatın. Zira çok farklı gündemleri var. Yani geçen gün kız bana ya Bayraktar diye bir şey varmış deyince böyle kendi duvardan duvara vurasım geldi. O kadar anlatıyoruz ediyoruz. Ya diyoruz siyah diyoruz. Bizim kız diyor ki Bayraktar diye bir şey varmış falan diyor. Buyurun. Şimdi bu seçim 2023 muhalefet adaylık ortak aday o aday bu adayıyla konuşuyoruz. Altını çizmek gerekir. Soru şudur. Türkiye bugüne kadar özellikle son 12 yıldır direne direne çarpışa bir mücadelenin içinden geldi. Ve bitmedi. Türkiye'nin savunma sanayinde yakaladığı seviye emperyalist odakları çok rahatsız ediyor. Çok açık belgelerinde var. Detaylara girmeyeceğim. Türkiye teröre karşı verdiği mücadelede arkasındaki güçlere karşı veriyor. Çok açık ısrar devam ediyor. Bizim mücadelemiz sürüyor. Mavi vatan stratejisi belirledik. Şöyle yapalım mı hocam ya? Tam bu anlattıklarınız aslında 3. başlığın konseptine çok giriyor. Başlığı verdireyim oradan devam ettireyim müsaade ederseniz. Çünkü tam anlattıklarınız da 3. başlık. Türkiye'yi savunmak başlığının altına çok oturuyor. Ama oradan gibi. Bir seçime ilişkin bir şey, iki peki. Soru soracağım. Peki. Sonra mı yapayım, şimdi mi yapayım? O zaman biraz şöyle yapayım, bitireyim. Hızlı tamamlayayım. Bütün bunları düşünerek soru şudur. Türkiye'nin önüne gelecek olan sandığa sadece biz mi hazırlanıyoruz? Sadece muhalefet partileri mi hazırlanıyor? Seçime hazırlanan başka yerler yok mu? Açık konuşalım. Bu seçime Türkiye'yi hedefe koyan emperyalist odaklar da hazırlanıyor. Çok net. Bu netse, bunu bana biri söylesin ki hayır hiç ilgilenmiyor. Dış minnaklar. O zaman niye yani bu terör örgütlerinin bu kadar büyük çabaya rağmen arkadaki desteği çekmiyor? Niye Türkiye'nin savunma sanayisini köreltmeye çalışıyor? Niye Mavi Vatan'daki çabalarını saldırganlık olup köreltmeye çalışıyor? Karabağ'ın acısını yaşıyor, yasını tutuyor. Şimdi bütün bunlar böyleyse
seçim konusunda da pozisyon alıyorsa o zaman ikinci soru geliyor. Adayı kim olur? Hedef Türkiye ve hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa, ondan kurtulmak istiyorsalar. O zaman emperyalizmin adayı kim olur? Kim olur? Kim ona karşı direnir? Bana gölge etme. Ben Türkiye'nin partisiyim. Türkiye'de ben hizmet yarışına giriyorum. Beğenmediğim şeyler var. Ben şunları yapacağım. Beğendiğim hususlar da var. Mücadelesi var Türkiye'nin teröre karşı. Tam işte Muharrem İnce böyle anlatıyordu. Bir anda attılar partiden. O zaman bunları söylerseniz Türkiye'nin adayı olursunuz. Bunları söylemediğiniz takdirde emperyalizmin el sallayan, onun adayı olma konusunda yarış içinde olursunuz. Bakalım onlardan hangisi olacak? Peki. Türkiye'yi savunmak başlığına geçelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bir klip izlettirdi. Aslında hikaye de buradan başladı. Hatta benim de bir anekdotum var, onu da anlatacağım birazdan. Üstadlarla paylaşacağım. Bir izleyebiliriz arkadaşlar. Uzunca bir klip ama en azından bir kısmını verebiliriz. Üzerine konuşuruz diye düşünüyorum. Hayaller yarım kalmasın diye verdiğimiz bir mücadele var zira. Bir hayalle başladı her şey. Cumhuriyetimiz henüz 3 yaşındayken hayallerimiz kanatlandı. Fazla sürdüremezler diyenlere rağmen ürettikçe ürettik fabrikamızda. 200. tayyare milletimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun mühendis bey. Sonra Marshall yardımları geldi. Yardımların sonucundaysa durduruldu her şey. Gökyüzüne hasret geçen seneler. Bu hikayenin böyle bitmemesi gerekiyordu. Başkalarının geleceğimizi yazmasına izin veremezdik. Vermedik de. Yıllardan sonra yeniden kanatlandı Cumhuriyet. Artık hiç kimseye hikayemizi yarım bırakamasın diye istikbalini göklere taşıyan, kendi İHA'larını, SİHA'larını, helikopterlerini, hava savunma sistemlerini kendisi üreten bir Türkiye var. İşte bu bizim 100 yıllık hikayemiz. Şimdi klibi paylaştım. Vatandaşlar şöyle düşünüyor olabilirler. Ya ne var işte, artık savunma sanayinde yıllık 4 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmışız. Bundan sonra kimse bunun önünü alamaz diye, ama geçmişte de böyle hani başlayıp biten çok acı hikayeler var. Sen alabardı, sözü size bırakacağım. Bir yandan da İsmail Demir'in 2022'de yaptıklarımız diye bir videosu var arkadaşlar. Onu da döndürebiliriz ekranda. Çünkü hani ne kadar az zamanda ne kadar çok iş yapmak zorunda olduğumuzu da anlatıyor bir anlamda. Reklam arasında konuştuk. Liderlerim bir gecesi vardı. Ben de oradaydım. Bir iş adamı yanıma tesadüfen denk geldi ve dedi ki savunma sanayinde çok ciddi projelere imza atıyorlar. Bu uçaklarla ilgili yedek parçaları yapan bir firma. Hepimizde de en büyük korkusu 2023'ten sonra bu işler akamete uğrar mı? Bu kadar yatırım yaptık. Herkes elini taşın altına koydu. Gidişat çok iyi. İnanılmaz siparişler geliyor ama olur da bir bozulma olursa ne yapacağız diye düşünüyorlar. Sizce gerçekten böyle bir risk var mı? Yoksa biz fazla mı evhamlı davranıyoruz? Ya İbrahim, neden hayaller yarım kalsın? Yani savunma sanayi, terörle mücadele siyaset üstü bir konudur. Ve dolayısıyla da siyaset üstü bir konu olduğu için bundan sonra yerine hangi iktidar gelirse gelsin, Türkiye'nin Libya'da takip etmiş olduğu siyaseti devam ettirir. Dağlık Karabağ bölgesine silah gönderilmesi gerekiyorsa Azerbaycan'a silah gönderir desem ne dersin? Yusuf Alabar'da bir titre kendine gel dersin değil mi? Şimdi perşembenin gelişi çarşambadan belli. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımı yapıyoruz diyen, Mavi Marmara'da hudutları ve sınırları aştık diyen, Libya'da çizgimizin dışına çıktık diyen, Hafter'le işbirliği içinde bulunmalıyız diyen, sınırımızda PYD olsun diyen, tezkereye evet demeyeceğiz, Suriye'deki askerimizi çekeceğiz diyen bir zihniyetin, ya bunlar
siyaset üstü konulardır, devlet siyasetidir, aynen devam eder der mi sizce? HDP'nin desteğinin boşuna mı olduğunu mu düşünüyorsunuz yani? Rüyasında görse inanmayacağı şeyler yaşıyor HDP. Şimdi daha öncesinden ben burada Kıbrıs örneğini verdim. Türk Mukavemet Teşkilatları'nı, o çelik çekirdek yapıyı 27 Mayıs darbecilerinin nasıl ortadan kaldırdığını ve arkasından da kanlı Noel'e nasıl kapı açıldığını anlattım. E hani siyaset üstüydü? Suriye'de zemberiyi boşalmışçasına Milli İstihbarat Teşkilatı elebaşı kadrosunu etkisiz hale getiriyor. O tetiği çek talimatını vermek için ne lazım? Siyasi irade lazım. Gösterir mi bunlar? Göstermeyecekler. İşte yaşadıklarımızı anlatıyorum. Gelelim savunma sana. HDP'nin desteğiyle seçilen bir siyasi irade. Tabii ki içine bakanlıklar verilmeyi söylüyorlar yani. Suriye'de, Kuzey Irak'ta tabii ki. PKK'nın önde gelenlerine operasyon düzenler. Yaptırmaz. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını vereceğim diye kendi partisinin kurultayında söyleyen birisi Kemal Kılıçdaroğlu. Bunlar hüsnü kuruntu yaptığımız, işte işkembemizden konuştuğumuz cümleler değil ki. Bakın başka bir şey. Bunlar madem siyaset üstü devam ediyordu. Ne oldu Nuri Demirağ'a? Hani hocam diyor ya emperyalizm diye. Yani o Amerika ya da İsmet İnönü değil o şey. Kararı alan onlar. 35 tane tayyareyi teslim edeceği gün iflas ettirdiler Nuri Demirağ'ı. Peki şey Nuri Killigin? Yayınladık burada. Şu kadarcık kemik ama bulamadılar. Mecliste konuşulmasını konunun bloke ettiler. Şakir Zümre. Ya Yusuf Hocam 1930'larda olmuş olan olayları anlatıyorsun. 40'lı yıllarda olmuş olayları anlatıyorsun. Neden biliyor musun? 1950 ve 1960 darbesinden sonra 1950'li yıllarda tamamen Amerikancı bir Demokrat Parti'nin siyaseti vardı. 1960 darbesinden sonra Şakir Zümreler, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller, devrim arabaları gibi olaylar tekrardan pop-up yapmasın, ülkenin gündemine çıkıp gelmesin diye ne yaptılar biliyor musun? Bürokratik oligarşiye geçtiler. 1960 yılından sonra tayyare yapacağım diyenin o ülkede bir daha sesi bile duyulmadı. Yani Şakir Zümreler, Killigiller, Demirağlar ileriye gitmiş örnekleriydi. Şimdi bize devrim arabasını nasıl anlattılar? Benzini bitti. Benzini bitmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim, kanalı kapattırırız. Benzini bitmiş olur mu? Benzini bitmişse benzin ikmali yaparsın, devam edersin, üretim kararı alırsın. Ki aslında ikinci arabanın benzini var. Ama bak bu söylediğim herhalde önemli. Devrim arabası huzurunda kendisine takdim edilen Cemal Gürsel, darbenin cumhurbaşkanı seçildikten sonra maiyetinin maaşlarını ödemek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Warren'ın kapısını çalıyor. Anlattık. O adam devrim arabası yapabilir mi kardeşim? Zaten sen tasmayı taktırmışsın orada yani. Emin Su olayı var. Emekli inkılap subayları. Ordunun %50'sini tasfiye etti 27 Mayısçılar. Bunların maaşlarını verebilmek için Büyükelçi Warren'dan para dilendiler. Para. O adama tutarda savunma sanayi yaptırtırlar mı? Öyle bir bürokratik oligarşi kurdular ki sonra 60, 70, 80, 90, 2000. 50 sene. 2004'te Savunma Sanayi İstişare Kurulu'nda bir karar alındı. Çok kritik bir karardır. Savunma sanayinin aslında bu konularla ilgili ivmelenmesinin de başlangıç tarihidir 2004. O tarihten sonra savunma sanayinin içerisinde yer almak isteyen insanlar çekincelerinden konuşmuyorlar ama Selçuk Bayraktar dedi, başıma gelenleri anlatsam gecenin başına gelse gündüz olurdu diyor. Onu yapamazsın. İHA yapmış. Altına mühimmat takacaksın değil mi? Mühimmat kimin tek elinde? Roketsan'ın ve silahlı kuvvetlerin envanterinde. Vermiyorlar. Uçağı kaldıracak, insansız hava aracını kaldıracak. Pistle ilgili sorunlar yaşıyor. Patates tarlasından tamam kaldırıyorlar. Bir sürü şey. Neden? İşte o bürokratik oligarşi boğuyor. Düzenin yabancılaşmasıyla ilgili bir kitap yazan İdris Küçük Ömer bunu ta 1960'lı yıllarda diyor ki sistemin başına bağdaş kurup oturan başkasının gelip de oralarda bir şeyler üretmesini istemez diyor. Şimdi son cümle söyleyeyim. Bak Türkiye F-35 projesinden çıkartıldı diye öyle alengirli cümleler kurarak S-400'leri aldık da o yüzden işte büyük bir projeden çıktık. Amerika'da Türkiye'nin büyükelçiliğini yapmış adam yazıyor bunu. Adam yani adam yazıyor bunu.
Biz diyor S-400 aldığımız için diyor şundan olduk diyor, bundan olduk diyor, şundan olduk, bundan olduk. İçinde hiç PKK-PYD'ye verilmiş olunan destek, içinde hiç 15 Temmuz'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu tavır yok. Ya böyle bir şey olur mu? Sonra milli muharip uçak, biraz önce ekrana gösterdin, hangardan çıkartılacak 2023 yılında. Tek kelam etmiyorlar onunla ilgili. Evet. Kızıl elma uçuyor. Aynı şahısın, girdim tweetlerine baktım. Acaba bir heyecan duyup bir şey paylaşmış mıdır diye. Tek kelamı yok. Kardeşim, bu ülkede F-35 üretilsin de gerisi ne olursa olsun diyecek kadar Amerika Birleşik Devletleri ile gönül bağı kurmuş adamlar var. Şimdi dolayısıyla savunma sanayide 3 milyar dolar satmışız. 4 olmuş. Mobilya sektöründen 7 milyar dolar. Türkiye'nin mobilya ve orman ürünleri ile ilgili ihracatı. Savunma sanayinin yaklaşık 2 katı. Parayla ölçülmez ki bu. Adam sana bir mühimmatı vermiyorum dediğinde elini kolunu bağlıyorsun. Odunla dövecek abi. Amerikan Kongresi izin verirse alacaksın. Amerikan Kongresi izin vermezse bunun parasal değeri var mı? O yüzden adı Milli Müdafaa Hazırlığı koyulmuş Cumhuriyet Kurulu'nda. Milli Savunma Bakanlığı. O yüzden milli. Milli Ticaret Bakanlığı yok mesela. Dolayısıyla savunma sanayi zurnanın zırt deliğidir. Yani en kıskanç, en haset davranılan endüstridir. Ve 1800'lü yıllardan bu yana Batı'nın istisnasız bir şekilde kendisinden gayri kimsenin geliştirmesini istemediği alandır savunma sanayi. Sepet üret, tekstil üret, kimyasal malzeme üret, ne üretirsen üret, gemi yap, tersane kur ama askeri gemi evet. yapma gibi. Peki. Senayi Salihoğlu, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Bu evet. meseleler gerçekten hani vatan savunmasının olmazsa olmazları diye düşünüyorum ben. Ve hani bu işin içinde olan insanların da ya 2023'ten sonra bu iş akamete uğrar mı diye bir endişeyle çalışıyor olmaları da üzücü aslında bakarsanız. Yani herkesin şöyle düşünmesi gerekmiyor mu? Ya olur mu canım, böyle bir proje nasıl akamete uğratılabilir? Yani sen kim gidip şu an Baykar'ın kapısına kilit vurmayı düşünebilir ki diye düşünüyorsunuz ama. Şimdi bakın, bu işin tabii hem savunma sanayindeki gelişmeler aynı zamanda dış politika açısından da bir ayrılmaz iç içelik taşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu demişti ki bir ara, dış politikayı 180 derece değiştireceğiz. Evet. İkinci cümlesi daha çarpıcı. Bu politika Avrupa'ya da dünyaya da zarar veriyor. Bununla ilgili ben akşam gazetesine bir yazım buna ayırmıştım. Üzülmüş Avrupa'ya. Ya. Acaba Avrupa'ya ve dünyaya, o dünyada neresi olduğunu sormak gerekiyor. Bangladeş değil, emin değil oldum. Tabii ki yani. Niye zarar veriyor? Yani mavi vatanda haklarımızı savunduğumuz için mi? Az önce konuştuğumuz dünyanın sayılı hidrokarbon kaynaklarımıza sahip çıkmak için edindiğimiz filonun varlığının olduğu için mi? Terör örgütlerine karşı kuyruklarını birbirine bağlayan o iradeye karşı dirençli büyük bir mücadeleye verdiğimiz için mi rahatsız oluyor? 30 yıllık emperyalist işgali Karabağ'da kırılsın diye verdiğimiz yoğun destek olduğu için mi rahatsız oluyor? Savunma sanayinde yakaladığımız seviyenin önünün açılması, o enerjiden ekonomiye tam bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığımız ortaya koyduğumuz için mi rahatsız oluyor? Niçin rahatsız oluyor? Erdoğan bugün o doğalgaz müjdesini verirken şöyle bir ifade kullandı. Kimseden izin almadık. Evet. Yani niye rahatsız olsun ki bu çevreler? Ancak bunlardan rahatsız olur. Peki siz rahatsız mısınız bunlardan? Bunların ifadesini ortaya koyarken. İşte o zaman hani başta sordun ya. Yani bunlar akamete uğrar mı? Hı hı. Bunlar körelir mi? En azından el atılmaz. Engellenmese bile. Önü açılmaması konusunda özen gösterilir. Türk-Amerikan ilişkilerin gelişmesi için açık açık söylemediler. Yani o baş danışman hala görevde değil mi? Soru soruluyor Almanya'da, müthiş bir fırsat. Trump gitti, Biden geldi. Ondan ne beklersiniz? Aklına ilk gelen şey demokrasi oluyor. Ve ardından da diyor ki S-400'ler meselesi falan, bunları kullanmayacağız. Suriye'nin kuzeyinden bahsediyor. Kürt dediği şey PKK unsurları. Bunlar kendisi gibi düşünmeyen Kürtler Türkiye'ye sığındı. Onun dışında işte Mavi Vatan'ı saldırganlık olarak ifade ediyor. Şimdi bütün bunlar kimin hoşuna yani gidecek? Bir ara Libya'da BM'nin şeylerin deliyor Türkiye diyorlar diyor. Tabii canım. Tabii. Şey, Maraş'ın açılmasına tepki gösterdiler. Birleşmiş Milletler kararı ile çelişmemesi için. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler hukukunu Türkiye korudu ya.
Kendi hukukunu korumadı. 59-60 garantörlük anlaşmasının hilafına seyirci kaldı, sessiz kaldı. Samsun'a darbeyi izledi. İzledi. Dolayısıyla bütün bunlar net ortaya koyuyor. Hatırlar mısınız? Bir Rent Corporation'un 200 küsur sayfalık bir raporu vardı. Tabii. Bunu böyle işte Türkçe çevirelim, merkez okusun diye büyük bir gayret sarf etmiştik. Orada çok çarpıcı şeyler vardı da bence en çarpıcı olan şuydu. Tablolar yapılmıştı. Başlığı da şuydu raporun. Türkiye'nin milliyetçi gidişatı. Sanki Amerika'sı, Fransa'sı, İngiltere'si çıkarlarından vazgeçmiş gibi negatif yükleme sözüm ona. Orada Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili tabloda en çarpıcı olanı, Türk-Amerikan ilişkilerinin en çelişik yanı neymiş biliyor musun İbrahim Bey? Türkiye'nin savunma sanayisinin kendi kendine yeter konuma gelme çabasıymış. Bu büyük bir çelişkiymiş ki doğru. Onlar için çelişki. Milli Üniversitesi'nin müfredatı fazla o da var. O da var. Şimdi niye? Çünkü sonuçta Türkiye bir silah pazarı olarak sürgüt devam etmeli. Sattıkları silahın adeta kölesi haline gelmeli. Kılını kıpırdatamaz. Onu nerede kullanacağını. Senin düşmanını ben tarif ederim. Sen kendin edemezsin. Cansına mektup yazdırır. Tehdit mi istiyorsun? Onları benden ithal et. Kimin tehdit olduğunu ben söyleyeceğim. Sen söyleyemezsin. Dolayısıyla böyle bir çizgiden çıkmış bir Türkiye'nin, yani Türkiye'nin Türkiye'den yönetilme kararlılığının çok açık bir şekilde hedefe konduğu net ortaya konmalı. Ben 2019 yılında yine akşam gazetesinin köşeme onun başlığını atmıştım. Türkiye'nin iç politikası Amerikan dış politikasıdır diye. Dolayısıyla şöyle düşün, bir sabah uyandınız. Türkiye dedi ki ya yani Suriye'nin kuzeyi falan bu kadar ısrarcı oldunuz. Zaten tezkereye de hayır oyu verdik. Dolayısıyla barış, demokrasi kazansın. Biz Mehmetçiği çektik. Mavi Vatan yani 462 bin kilometre. Şimdi başkaları bunu saldırganlık olarak anlıyor. Dolayısıyla biz burada işte NATO ülkesiyiz. Herhalde bir hakça paylaşımda vesaire de bizi gözetirsiniz deyip daha bu konuda barışçı bir politika izleyeceğiz. Teslimiyetçi değil. Onlar barış değil. Barış olacak bunlar. Savunma sanayinde daha fazla ileriye gitmeye gerek yok. Bizim F-35'e de çok ihtiyacımız var. Öyle muharip uçakmış falan, milli muharipmiş, bunun önünü falan alamayız. Bu kadar büyük zahmete gerek yok derse Türk-Amerikan ilişkileri iyi olur mu? Kaymaklı kadayıf olur. Olur. Ama Türkiye'nin geleceği kararır. Ama peki bizi ne zaman masaya oturtacaklar o zaman? Biz böyle mücadele ediyoruz. Bu emperyalizmle bizim bu mücadele ilelebe sürecek mi? Bir bunu sorayım. Bir de mesela şimdi hani azıcık güçten düşmeye gör derler ya. Mesela Libya'yı Yunanistan sanki dişine kestirmiş gibi en son gelen açıklama. İşte Yunanistan'ın doğalgaz arama işlerinde Libya'nın artık münhasır ekonomik alanlarına kaymaya başladı yönündeydi. Libya yönetimi de sert tepki gösteriyor hatta. Bir oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar galiba sanki. Yani biliyorsunuz kurtlukta düşeni yemek kanundur. Kemal Tahir'in meşhur ifadesi romanında. Uluslararası ilişkilerde de bu böyledir. Zayıf düşerseniz sizi sömürgeleştirirler. Bunun adı geçmişte doğrudan sömürge olmuştur. Bugün başka yöntemlerle ülkenizin enerjisini, kaynaklarını, insanını sömürürler. Türkiye bu noktadan kendisini kurtarmak için ciddi bir mücadele içerisinde bir mesafe de kat etti. Ama eğer bu noktadan geri adım atacak olursanız, tavizler verecek olursanız tabii ki de sizde olan gerilimlerini düşürürler. Fakat sizi hep belli bir seviyede tutarlar. Dolayısıyla bakın Yunanistan bugün Batı ile bir problemi var mı? Yok. Peki Yunanistan ne üretiyor? Hiç. Hiçbir şey üretmiyor. Bugün Yunanistan'a her silahı satıyorlar. Fransa'sı, Amerika'sı yağdırıyor. Yağdırıyor bütün silahları. Yunanistan'da çocukların geleceğini satıyor aslında. Geleceğini satıyor. Milyarlarca dolar ve o silahların hepsinde de hem yazılımında hem mühimmatında yurt dışına bağımlı. Hatırlayın Trump Suudi Arabistan'a gitmişti. Evet. Kralı ziyarete. Açık açık diyor. Kral sende diyor çok para var diyor. Biraz daha al diyor. 10 milyar dolarlık daha al. Yani şimdi biz böyle bir ülke mi olacağız? Türkiye böyle bir kendisini böyle bir konuma mı düşürecek? Yoksa kendi ayakları üzerinde duran ve evet, bunun üzerinden bir etki üreten ülke mi olacak? Buradaki esas kavga ve mücadele bu. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman, bu politikaları devam ettirdiğiniz zaman bunun dış politikada da size fayda veriyor. Bakın 4 milyar dolar niye ihracat yapıyoruz biz? Çünkü dünyada da buna ihtiyaç var. Amerika ya da Avrupa devletleri... Atak helikopteri Filipinler'den sonra Nijerya'ya satıyoruz bu, evet, bu hafta. Satmıyor bu silahları bu ülkelere. İstiyorlar bu ülkeler, satmıyor. Ya da satsa da şartlar koyuyor. Türkiye bu ülkelere de bir üçüncü yol bağımsızlaşmaları konusunda açıyor. Bakın sadece kendimizi değil ve bunun bir maddi getirisi de var Türkiye'ye. Bu da ortada.
Peki. Efendim bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan da sıkı takip içerisindesiniz. Twitter'dan bakıyorum paylaşımlarınızı. Teşekkür ediyorum. Açıkçası hani İHA-SİHA işinde 27. ülkeyle anlaşma imzalandı. Gidişat iyi. İnşallah da biraz tahmete uğramadan gideceğiz. Bir 5 yıla daha ihtiyacı var Türkiye'nin. Ondan sonra kolay kolay bileğimizi büken olmayacak diye ümit ediyoruz. Tüm mücadelede tabii ki çocuklarımız için hep birlikte bir mücadele içerisindeyiz diyoruz ve veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Altyazı M.K.